Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Haftanın son iş gününde ve son program gününde tabii ki Star ekranlarından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Hepinize güzel bir gün diliyorum efendim. Günün geri kalan saatleri şahane geçsin. Huzurlu, mutlu, sağlıklı, bolluk, bereket içinde güzel bir gün olsun. Ve Allah iyilerle karşılaştırsın. Türkiye'nin dört bir köşesinde bizi izliyorsunuz biliyorum. Hepinize selamlar, sevgiler ve saygılar efendim. Çok değerli hocalarım, adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey bizimle birlikteler efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi programlar diliyorum. Ve yeni konularım, yeni konuklarım, takip ettiğiniz konu ve konuklar hepsi bugün yine Gerçeğin Peşinde programında olacak. Efendim, ilk hemen bir bağlantı yapmak istiyorum. Çünkü Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde muhabir arkadaşımız Murat Sönmez bekliyor. Biliyorsunuz bugün 15. gün. Gencecik bir kız buharlaştı Eskişehir sokaklarında. Ona Kırmızılı Kız adını taktık. Sizler de öyle taktınız. Ve artık basın bile ondan Kırmızılı Kız kayıp diye bahsediyor. Sally'den bahsediyorum. Evet, hemen anladınız. Onunla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü gerçekten özel bir ekip oluşturdu ve son derece titiz bir çalışma yürütüyor. Her an bir bilgi, her an bir gelişme olabilir diye biz de muhabirimizi oraya yolladık ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde bekliyor. Sally dosyasında yaşanacak gelişmeleri sizler kadar bizler de yakından izliyor ve merak ediyoruz. Sally'nin başına ne gelmiş olabilir? Şüpheli isimler var, şüpheli davranışlar var, şüpheli ifadeler var. Çok şey var ama Emniyet Müdürlüğü bunu bugün yarın çözecek diye tahmin ediyoruz. O kadar eli kulağında bir konu. Ama Murat orada bekleyişini sürdürürken yeni bir haber, gelişme var mı diye ben sizi bugün yeni bir konuğumla tanıştırmak istiyorum. Aysel Hanım, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aysel Hanım bize Nazilli'den geldi. Hani böyle uzun yola çıkarız, seyahat sırasında tarla, bağ, bahçe görürüz. Orada böyle aslan gibi kadınlarımız çalışır böyle. Hani dalmıştır tarlaya, bağ, bahçeye. Aysel Hanım onlardan biri. Öyle öyle ne paralar ne altınlar yapmış koluna. Ama bunların hepsi böyle alın teriyle yapılmış şeyler. Ama gelin görün ki iddiasına göre yılların yani çok yıllar süren bir evlilikten sonra iddiasını söylüyorum. Eşi çok büyük yanlışlar yapmış Aysel Hanım'a. Yılların emeğini neredeyse yok etmiş. Dinleyince siz de eminim çok şaşıracak, Aysel Hanım'a üzülecek, onun yerine kendinizi koyacaksınız. Ama ondan dinleyeceğiz hikayeyi. Gerçeğin Peşinde başlıyor. İki kızımı ve beni ortada bıraktı. İlk eşinden olan oğluna benim altınlarımla ev aldı. Aysel Demir eşiyle yüz yüze hesaplaşmak istiyor. Öteki hanımından olanlarla ilgilendi ama benim çocuklarımla ilgilenmedi. Sanki benim çocuklarım üveymiş gibi onlara üvey muamelesi yaptı yani. 5 bilezik, 53 çeyrek, 2 yarım altın ne oldu? Birikimimi aldı elimden. Yıllarca çalıştım, çocuklarına da baktım. Birikmişimi de aldı. Ona anne diyenler şimdi nerede? Ben onlara annelik yaptım ama onlar bana düşmanlık yaptı. Hep babalarını yalan yanlış gol soktu. Dövdürdüler. Efendim, evet Aysel Hanımcığım hoş geldin canım. Hoş bulduk. Şimdi Ekrem Bey senin ikinci evliliğin, doğru mu? Evet. İlk evliliğini çok kısa sürüyor. Bir bebek oluyor ama yaşamıyor maalesef. Evet. 5-6 ay sürüyor galiba. Evet. Ondan sonra da 1985 yılında Ekrem Bey ile evleniyorsun. Evet. Ekrem Bey... sen Ekrem Bey'in üçüncü eşi oluyorsun. Evet. İkinci eşinden zaten bir kızı bir oğlu var. Evet. Ekrem Bey'le senin de bu yıllar içerisinde iki tane evladınız oluyor. Evet. Biri 35, biri 28 yaşında. Ekrem Bey'in ilk evliliğinden olan kızı 41, oğlu 39 yaşında. Şimdi senden dinliyorum. Niye buradasın sen Aysel Hanım? Bir anlat canım. Niye buradayım? Ben... Geldiğim zaman, evlendiğim zaman 2 yaşındaydı oğlu. 3 yaşındaydı kızı. Bunlara ben annelik yaptım.
Yani kendisi de çalışmadı. 8 sene falan hiç ekmek getirmedi. Ben bunları çapaya, pamuğa gittim. Baktım, büyüttüm, evlendirdim. Borcun derdini de ben ödedim. İkimiz beraber ev edindik. Birinci evi sattı, başka ev aldı. Onu sattı, kendi üstündeydi. Bu sefer üçüncü evi alınca oğlunla, başka hanımdan olan oğlunla ikisinin üstüne veriyor. Bana çok eziyet etti. İçiyordu zaten, alkolikti. Çocuklar sonradan evlendikten sonra kendilerini kurtardılar artık. Bana düşman kesildiler. Ben de anlamıyorum yani. Benim çocuklarıma üvey muamelesi yaptı bu adam. Ortak çocuklarınız. Evet. Ben onun çocuklarını yapmadım. O benim çocuklarımı yani hep dışladı. Şimdi benim çocuklarım deyince seyircimiz yanlış anlamasın. Şöyle, Ekrem Bey'in ilk evliliğinden iki çocuğu var ya, bir kızı bir oğlu. Ki yaşları da 41-39 şimdi. Sonra Aysel Hanım'la evleniyorlar. Ortak çocukları oluyor. İki kız, Melek ve Nilgün. Evet. Diyor ki, o da onun öz çocukları, ortak çocuğumuz. Onlara sanki üveymiş muamelesi yaptı hep. Evet. Ama ikinci evliliğinden olan çocuklarını daha üstün tuttu, daha çok sevdi, daha çok ilgi gösterdi. Evet. Bunun bir sebebi olabilir mi? Bilmiyorum sebebini. Beni sevmiyormuş. Çünkü öyle dedi sonra. Ben sonra öğrendim bunları. Mesela ben bunu kar etmek niyetinde değildim. Hani çocuklarımı bakıcaldıydım diye itiraf etti yani. Başka bir kadının yanına götürdü beni de. Aşağıladı yani. 26 sene olmuş siz evleneli. 35 sene. Ay, 35 sene olmuş. Evet. 1985'te tabii evleniyorlar. 35 senedir seni istemediği halde seninle evli mi kalmış? Evet. Ben de dedim, madem dedim, bakıcısından herkes dedim çocuk mu yapıyor? Ne yaptın bakıcıdan? Kaç para verdin bakıcılığa sen dedim ben. Hani neyle baktırdın yani? 10 senede ben bunun anasını babasını baktım yani. Annesine babasına baktın. Çocukların biri 2, 1, 3 yaşındaydı diyorsun. Evet, onlara baktım. Geldiler, onlara baktım. Evlendirdim, borcun derdini ben ödedim. Yani gelinin setini parasıya ben aldım, ödedim. Şimdi aslında olay şurada. Neden burada? Hani tamam, dertlerini dinliyoruz. Şimdi bizimle biraz da böyle dertleşir gibi konuşuyor Aysel Hanım. Aysel Hanım, hani dedim ya, bu tarla, bağ, bahçe, böyle hani çalışan, gerçekten ekmeğini taştan çıkaran bir Anadolu kadını. Tam olarak o bağda bahçede gördüğümüz o nur yüzlü kadınlardan yani. Ve bu süreçte, eğer iddiasını söylüyorum, diyor ki kocam çok çalışma, sıvacı mıymış, neymiş kocan senin? Yok, ben gelmeden önce işte ondan sonra ihaleyle babam gittiler bana bir çay ocağı tuttu verdi. 7-8 senede orada çalıştı. Çalışmış, çalışacağı bu bunun. Bu kadar. Bu 35 kadar. Senede bu kadar çalıştı. Evet. 53 çeyrek altın diyor yaptım diyor. 2 tane yarım altın yaptım. 5 tane bilezik yaptım. 2011 yılında bir evin başımızı sokacağımız bir evimiz olsun diye 75 bin liralık bir ev almışsınız. Evet. Bu evin alımında adamın hiç maddi katkısı olmadı mı Aysel Hanımcığım? Ya oldu. İkimizin üstüne yapacağım diyerek aldı benim elimdeki maddi manevi her şeyi. Ama yapmadı. Evi kendi üstüne yapmış. Evet, kendi üstüne yaptı. O evi sattı bu sefer. Oğlunla kendi üstüne yapmış öteki evi. Peki. Haberim yok bundan. 2011'de aldık. 2017'de bir tartışma oldu işte. Tartışma esnasında yani söyledi. Ben dedi, evi dedi oğluma verdim. Ne yaparsan yap. Ben o zamana kadar bilmiyordum yani. Ama o evde oturuyorsunuz. Evet. O evde oturuyorsunuz. Meğerse sen kendi üzerine yaptı. Sen ona niye biz bunu kendi senin üzerine yapıyorsun? Ortak yapalım demedin mi? Yapmadı. Ne dedi bahane zaten olarak? Zaten dedi karı kocanın malı müşterek dedi. Ne gereği var dedi. Zaten devlet sana yarısını veriyor dedi bana. Bana devlet yarısını veriyor diye zaten benden kaçıyor. Boşanırsan veriyor. He. Boşanmazsan vermiyor. He. Yarı yarıya değil işte. İşte. Bir de Aysel Hanım, sen sigortalı işlerde çalıştın mı? Yani sen kanıtlayabiliyor musun? Ben çalıştım. Bu evi ben kendi paramla aldım gibi bir durumun var mı senin? Çalıştırmadı. Sigortalı işlerde bahçede 15 sene çalıştığım bir abinin işinde çalıştım yani. O ama, abi de yani şey yapabilir. O abi pek bence şahitlik edemez. Sigortasız çalıştırdığı için seni de. Sonuç olarak 35 yıllık bir evlilik var. Bir ortak yani bir mülk evet var ortada ama kocan gidiyor bu mülkü kendi üzerine yapıyor.
O ev iki defa el değiştirmiş. Haberi bile yok Aysel Hanım'ın. Olmaz tabii. Üçüncüsünde de ikinci evliliğinden olan işte diğer çocuklarından ayırt edip Tijen'le Erhan'ı daha çok seviyormuş ya iddiaya göre Erhan'ın üzerine yapmış. Şimdi siz 2017'den bu yana ayrı yaşıyorsunuz. Evet. Çekişmeli boşanma var ortada. Sen evet. nafaka istiyorsun, evi istiyorsun. Evet. Evin tamamını mı istiyorsun? Yarısını da vermiyor yani. Vermiyor. Çünkü vermiyor. Oğlunun üstünde aslında şimdi. Aslında yarısı değil. Mesela boşanma davalarında mal paylaşımı talep edilebilir. Boşanmadan sonra mal paylaşımına karar verilebilir. Ama evlilik birliği içerisinde satın aldığınız bu evin parasal olarak katkı payını daha fazla siz yaptığınızı ispatlarsanız sadece yarısını değil katkınız oranındaki payınızı alabilirsiniz. Mesela 5'te 4'ünü ben katkıda bulunmuşum deyip 5'te 4 bedelini alabilirsiniz. Ya bir sene sera verdi babam bir dönüm sera 15 milyar 97 senesinde. Bu 5 milyarı da bu adam aldı elimden. Kandırılmışsınız. Aysel Hanım şimdi... Diyorsun ya hep birlikte ortak çocuklarımızı ayırdı. Yani Meleğe ve Nilgün'e çok ilgi sevgi göstermedi. Bir tane birisiyle ilgili, bu çocuklardan biriyle ilgili bir şüphe duyduğunu söylemiş sana. Evet, küçük kızımı. Küçük kızınla ilgili bu çocuk benim olmayabilir gibi bir laf atmış ortaya. Evet, hamileyken aldır bu çocuğu diye çok üsteledi. Ben de aldırmadım. Çünkü doğurmam gerekiyordu çünkü... Hastaydım doktorlar doğum yapacaksın. Ama düzeltecek. Niye böyle bir şüpheye kapıldı sence? Aldırmadım diye. Aldırmadım diye. Ben de dedim gidelim DNA testi yaptıralım dedim ben. Benim şüphem yok. O zaman dedim ben seni şikayet ederim. Cezanı da çekersin Peki, dedim. Peki şimdi bu küçük kız 28 yaşında şu anda. Hala onunla ilgili bir şüphesi var mı kocanın? Orasını bilmiyorum. Zaten ilgilenmiyor çocuklarla. Çocuklarla zaten ilgilenmiyor. Şimdi evet. bu kızın Nilgün telefonda... merhaba Nilgün. Nilgün merhaba. Duyuyor musun beni Nilgün? Ses. Nilgün beni duyuyor musun? Evet duyuyorum. Nilgüncüm, babanın seni ve Meleği diğer kardeşlerin gibi sevmediğini iddia ediyor annen. Sen de öyle mi hissediyorsun? Evet abla zaten yüzüme karşı kaç kere söyledi benim için oğlum değerli siz kimsiniz ki? Oğlum benim soyumu sürdürecek diye. Ben küçüklüğümden beri hep böyle dışlandım yani babam tarafından. Sadece sen mi? Melek ablan da dışlandı mı? Ablam da dışlandı. Ablam çok fazla dayak yedi yani. Allah Allah. Ben yine o kadar dayak yemedim çünkü ben üniversiteye kaçtım gittim oradan kurtulmak için evden. Yavrum peki şimdi ilk evliliğinden, babanın ikinci evliliğinden abin ve ablan var ya, evet. Tijen ve Erhan. Onlarla da aynı evde büyümüşsünüz aslında. Annen bakmış. Onlarla aran nasıl? Onlarla normalde aram iyiyken babam hep diyordu ki bunlarla şey yapmayın, bunları konuşmayın. Annem için diyorlardı ki bu kadına saygı göstermeyin, bu kim ki? Onları hep doldurdu, hep doldurdu. Ben küçükken ablamdan çok dayak yiyordum. Hani büyüdükçe zaten kendime ifade etmeye başlayınca tabii ki de yemedim. Ama büyük ablam abimden dayak yedi, ablamdan dayak yedi. Anneme karşı, annem mesela onları küçüklüğünden beri büyüttüğünde evde bir yumurta olsun ortadan böyleydi. Bu abinin bu senin derdi yani öyle bir kadın. Bu kadar Allah korkusu olan birisi. Bu kadar yoksulluğun içinde büyüttün yani evet. onun çocuklarını da. Evet. Nasıl bir yumurtayı bölerdi yavrum anlamadım orayı bir anlatır mısın? Ya mesela iki yumurta, bir yumurta olsa bile onu dörde bölerdi yani eşit. Herkes yiyecek hesabını Serap abla. Yani onlar üveydi, onların tarafını hiç tutmamış. Aynı kendi çocukları gibi davranmış. Beyefendinin ilk eşinden Hatta Aysel Hanım gibi kadınlar bazen hani öbürkü üveylik hissetmesin tabii, diye tabii. kendi öz çocuğunu ihmal eder. Ona, evet. ona çok verir ki hani aman üveylik hissetmesin tabii. kendini... Şey hissetmesin yalnız diye. Özbabaları üvey muamelesi yapmış. Bize sevgi göstermezdi onların yanında. Hani yanlış anlaşılır diye. Hani ablama bile sevse diğer ablan hemen suratını asardı. Hani eşit şekilde davranırdı. Allah korkusu var benim annemde. Hani ya bana bile bir tıska vurmadı abla. Ben ona neler yapmama rağmen yani. Hala bizim arkamızda duracağım diye uğraşan bir insan. Sen neler yaptın annene? Ya abla çok yani hani onun hakkını hiç kimse ödeyemez. Yani ne babam ne abim. Ne ben o şekilde yani.
Aysel Hanım, sen gerçekten bu çocukları zar zor büyütmüşsün. Peki bu adam, yani siz bir yumurtayı, iki yumurtayı 4-5 kişi bölüşürken ne yapıyordu adam? 8 sene bir ekmek getirmedi. 8 sene. 3 sene dargın durdu benden. 3 sene bir evin içine girmedi yani. Ben oya yaptım. O kardeşlerime falan örgü ördüm. Öyle ekmeğimi çıkardım yani. Hem anasını babasını baktım o arada. Nilgün, efendim yavrum. Ben doğdum doğalı. Benim babam hep alkol içen bir insan zaten. Ben büyürken bile hani alkollüyken eve gelirdi. Baba nereye gidiyorsun? Böyle annem işten gelirdi. Sobanın üstündeki yemek tavası vardı. Sen niye geç geldin diye çabadan pamuktan tuttu. Yani annemi cici anneniz derken babanız başka bir hanımla da mı beraberdi dışarıda? Annenizden başka. Yani bize söyledi hep cici anneler o şekilde yani. Gazino karılarıyla takılan bir insan. Eyvah eyvah. Ben bir de bir şey duydum. Bir de Serap Hanım, hani annem gelir diye bir tane lafınızı kestim. O sıcak yemek tavasını tuttu annemin kulağına fırlatan bir insan. Annem paramparça oldu kulağı da, ben küçük 5 yaşındayken nasıl havalara zıpladım. Yani hep dayak yedik hep. Ama annen hani gerçekten tam bir böyle Anadolu kadını, bu kaderim benim diye çektin ve hiç sesin etmedin mi Aysel Hanım? Ha? Yapacak ne bir şey dedin? Yok. Kaderim mi bu dedin yani? Çünkü gidecek yerim yoktu. Annem babama gitsin. Geçimini siz sağlıyorsunuz. Çalışıyorsunuz, ekmeğinizi taştan ama işte çıkartıyorsunuz. Niye bidon çektiniz? O zaman da huzur vermeyecekti. O zaman çok pislikti yani. Mahalle korkuyor bundan. Şahitlik veremiyor adam yüzünden. Şimdi çamur bile. Ekrem mi diyorlar? Evet, çamur Ekrem diyorlar. Mahalleye küfür eden bir insan da işçi biçimde. Peki yavrum, seninle ilgili de anneni bir şeyle suçlamış. Yani ben şüphe duyuyorum, işte benim çocuğum olmayabilir. Bu senin kulağına geldi herhalde daha önceden, değil mi? Evet ablacığım, geldi. Yani böyle bir şeyi nasıl söyleyebildi ve sen bu konuda babanla yüzleştin mi? Abla, onunla benim... ...sınıyorduk ki hatıra defterine bile benim için, ablam için... ...hatıra defteri kullanıyor. O hatıra defterini delil olarak kullanacaktım... Fakat ben üniversitedeyken hatıra defterlerinin hepsini götürmüş abla. Ben bu çocukları zehirlemek istiyorum demiş. Bir evet. Baba bunu söyleyen. Evet ablacığım. Peki yavrum, annen nasıl çekti? Siz nasıl o evde onca yıl yaşayabildiniz aynı çatı altında? Abimden bile dayak yerken annem sabırlı olun, o sizin abiniz. Bayramda mesela el öpmek istemiyorum anne derdim. Öpün şöyle böyle, hiç arayı bozmamak için hep şey yaptı yani, hep araya girdim, annem sayesinde yaşadım. Ben bir de şöyle bir şey duydum. Bu abi ya da abla, işte ikisi ya da birden annelerine geri dönsün diye babanızı hep böyle bir telkinde bulunmuşlar. Annemize dön, annemize dön. Hani bütün çocuklar küçükken dönmesini hayal eder de artık 35 yıllık bir evlilikte bunu hayal etmezsin. Bu doğru mu? Tekrar eski karısına dönmesi için baskı mı yapıyordu annemle çocukları? Annemle babamı bir arada görmek istiyorum derdi büyük kız. Evet, büyük ablam hiçbir zaman kabullenmedi ki annemi. Evet. Yanında büyümesine rağmen. Evet. Evet. Peki şimdi 3 yıldır annenle baban ayrı yaşıyor ya. Baban sence o eski eşine, Tijen ve Erhan'ın annesine dönmüş olabilir mi? Dönemez. Abla hiçbir bilgim yok. İnanın ulaşmaya çalıştım ama hiç babama ulaşamıyorum bile yani. 3 yıldır babana hiç ulaşamıyorsun. 5 sene. Evet, hani konuşmak istedim. Niye böyle böyle? Ben yine de ayrılmaları taraftar değildim. Çünkü annem için. Annem hani artık ayrılmak hiçbir şekilde, hani Anadolu kadını diyorsunuz ya, ona ters düşüyor ya, gidecek yeri evet, yok diye. Yine işte babamla mecbur konuşacaktım. Yani şöyle düşünün sevgili hanımlar. Şimdi büyük şehirde kadın ne yapıyor? Aslında büyük şehirdekiler de çok çabuk vazgeçiyor. En ufak bir olayda elim ekmek tutuyor, ben kazanıyorum falan deyip hemen bir evliliği bitirme noktasına getiriyorlar. Anadolu'da kadın kendi kazanıyor, çalışıyor, alın teri döküyor, onu adamın çocuklarına bakıyor, efendim annesine babasına bakıyor. Kendisi kazandığı halde çekiyor bu çileyi. Niye? İşte çocuklarımın babasıdır, yalnız kalmayayım. Adam bizi rahat bırakmaz filan diye 35 sene bunu çekebiliyor yani. Helal olsun diyeceğim. Ne diyeyim başka yani? Gerçekten ya. Helal olsun diyeceğim. Büyük kızın Melek de telefonda. Melekciğim merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Melek, sen babanla ilgili ve annenle evliliği hakkında ne düşünüyorsun? Neler yaşadın sen? Ya
Ben neler yaşadım. Ben ona baba demek istemiyorum. Çünkü benim babam, yani annem, her ikisi de benim annem ve babam. Yani babalıkla annelikle annem yaptı. Şiddet gördük telefonu sürekli. Alkol. Yani benim yaptıklarını gerçekten bilmiyorum. Kimse yapmaz yani. Şu an mesela ben de evliyim. Yapamam yani, belki yapamam. O sıkıntıları çekemem. Benim annem gerçekten yani öz annem olduğu için değil. Başka bir kadın aynısını yapsaydı gerçekten bir anne yani. Cefakar, cefakar, vefakar bir kadın yani. Evet, evet, her şey zaten çocuklar için katlandı. Tabii o zamanlarda küçüktüm ben. Keşke şimdiki halimde olsaydı, asla ben anneme bir tükeye bile vurdurmazdım. Melek annem, bu çocukları zehirlemek istiyorum diye adam bunu günlüğüne yazmış. Korkunç evet, bir şey ya. Yani. Demek ki gerçekten size hiç sevgi göstermemiş, hiç ilgi göstermemiş ve hatta ölmenizi filan istemiş adam yani. Tabii ki de ben şimdiye kadar hayatımda babamın kokusunu duymadım ki. Korkunç bir şey. Tijen'le, yani Tijen'le ve Erhan'la ilişkiniz de Nilgün'ün ilişkisi gibi mi? İşte yok dayaklar, onlar, yok annemize geri dönsün, sizin annenizi kabullenmeme, aynı şeyleri sen de o evde yaşadın, doğru mu? Yaşadım. Özellikle ablamda yaşadım. Peki. Annem mesela çalışmaya gitmişti kendi köyüne. 8 ay 9 ay. O dönemde çok dayak yemiştim ben. Ben devam edeceğim. Çünkü ortada da gerçekten kadının çalışarak elde ettiği, zar zor kazandığı bir parayla alınan bir ev. Ve o evi hiç gözünü kapalı bir şekilde eski eşinden olan oğlunun üzerine yapan, iddiaları söylüyorum, bir eş var. Buraya geleceğim ama muhabirimiz Murat Eskişehir'de Emniyet Müdürlüğü önünde Sali ile ilgili her an bir gelişme olabilir beklentisi içerisinde bizimle bilgi paylaşmak için bekliyor efendim. Evet, muhabirimiz Murat Eskişehir Emniyeti önündeki bekleyişini sürdürüyor. Sali ile ilgili emniyet çok kapsamlı bir çalışma yapıyor. Bakalım bize sonuç ne zaman gelecek ama ben sanki eli kulağında diyorum. Yani bu işin çözülmesi eli kulağında. Takdir edersiniz ki emniyet her zaman bütün bilgileri bizimle paylaşmıyor. Çok haklı olarak biz size aktarıcı olarak yansıtacağız efendim. Şimdi Anadolu kadını deyince aklımıza ne geliyor? Deminki örneğimi ben kendim çok sevdim. İşte aracınızla gidersiniz, otobüsle bir yere gidiyor olursunuz. Yollarda böyle işte o pazarda tarladan alınan domates, biber, patlıcan, bunları kimler yapıyor? İşte bu fedakar, cefakar Anadolu kadınları. O güneşin altında 40 derecede hakikaten böyle alın teri dediğimiz şeyi dökerek. Aysel Hanım onlardan bir tanesi. İki tane çocuk dünyaya getirmiş Ekrem Bey'den. Ekrem Bey'in ikinci evliliğinden iki çocuğu var. Onlara da bakmış. Biri 3 yaşındaymış geldiklerinde. Fakat sonrasında diyor, ihanete uğradım. Çocuklar tarafından da ihanete uğradım. İhanet nedir? Verdiğiniz emeğin karşılığını alamamak ve karşılığında da hiç ummadığınız bir davranışla karşılaşmak. Bu kadar emek vermiş ama çocuklar illa annemize dönsün. Annemle babamız tekrar bir arada görmek istiyoruz. Ekrem Bey eşinin aldığı altınlarla vesaireyle, o böyle alın teri dökerek aldığı evi kendi üzerine yapıp sonradan da ikinci evliliğinden olan oğlunun üstüne geçirmiş. Şu anda orada oturuyor gerçi Aysel Hanım ama her an oğlu dışarıya atmakla tehdit ediyormuş. Doğru mudur? Evet. Yani her an sokakta kalabilirsin evet. Sen. 3 yılda oğlunun çocuğuna baktım Serap Hanım. Torun gibi yani. Evet. Bayağı torun gibi evet. Baktın. Baktım. Torun gibi. Benden yattı, benden kalktı. Her şeyiyle ben ilgilendim. 3 sene sonra kızım okula başladı. Defter, kitap parası yok. İncir toplamaya gittim. Çocuğun kolu kırılmıştı kızın, o arada düşmüştü karyoladan. Getirdiler, benim üstüme attılar, gittiler. Ben incir tarlasında. Kayınpederinin orada çalışıyordum. Ben de oğlum dedim, çocuğun kitap defter parasını kazanan bir hafta sonra yine getirin bakan çocuğa dedim. Bakmayan demedim. Sen benim çocuğa parayla mı bakacaksın diye araya girdi. Sizin esiriniz mi bu kadın? Ne hakkın var? Bakmak zorunda değil senin çocuğuna diye. Sonra dedi, babama dedi bir sürü kol sokacağım. Şimdi bu kadar kötüler. Daha da ilginç olan şu. Bir kere ortak çocukları var ya, iki tane kızları.
onları hiçbir zaman sevmemiş. Kızları diyor zaten, günlüğünü bulduk, bu kızları zehirlemek istiyorum demiş. Evet. İkinci, yani o küçük olan 28 yaşındaki Nilgün'le ilgili de benden olmayabilir diye şüpheler atmış ve iftiralar atmış Aysel Hanım'a iddiaya göre. Şimdi diyeceksiniz ki tek taraflı dinliyorsunuz, bir de Ekrem Bey'i dinlemek lazım. Tabii ki dinleriz ama bunun yanı sıra Ekrem Bey'in temsilen kız kardeşi bağlanıyor şimdi. Yani görümcesi. Görümceler genelde ne der ya da kayınvalideler? Benim oğlum haklı, benim kardeşim haklı. Bakalım ne diyecek senin görümcen? Alo. Alo Serap Hanım, iyi günler, iyi yayınlar. Canım, iyi günler canım. Çok teşekkür ederim. Orada bir yanlış söyleme var. Ben görümcesi değilim. Aysel Hanım'ın yengesiyim. Aysel Hanım'ın yengesi. Evet, Ekrem Bey'in kardeşi değilim. Ha öyle mi? Bana sanki öyle bir bilgi iletildi, görümcesi yok, diye. Yok, yanlış olabilir. Peki, yanlış olmuş. Peki canım. Peki siz nereden yenge? Yani kız... Ben Antalya'dan bağlanıyorum. O bilir beni. Abisinin eşi misiniz? Efendim? Nesi oluyorsunuz yani abi? Abisinin eşiyim. Normalde dur kadın geçerdim. Kimlikte Ayşel adı. Ayşel bilir onu. Peki abinizin eşiymiş. Buyurun sizi dinliyorum. Bak Serap Hanım. Hı. Ayşel ne dersen hepsi doğrudur. Hı. Ayşel'in çektiğini ben bir yenge olarak söylüyorum. Kimse çekmemiştir. Affedersin, çok özür dileyim. Alkollü bir adam mecbur kaldı, vardı. O iki tane çocuğa, bak iki tane çocuğa, eşinden olan çocuklara kendi annesi gibi baktı. Ben onların içine gireli 50 sene oldu. Bak 50 sene, ben 66 yaşında bir bayanım. Ona ailesi de sahip çıkmadı. Ben sana söyleyeyim Serap Hanım. Yani senin kocan da dahil buna, abisi yani. Hepsi dahil. Hepsi dahil. Ayşer ne derse doğrudur. Çok çapaladı ama yalnız başaramadı. Arkasında kimse yok. Yok. Bir de sizinle şu anda bana böyle fısıltı halinde söyledi. Dedi ki aslında 35 senedir de konuşmuyoruz. Ona rağmen yenge olarak siz doğruları söylemek üzere çıkmışsınız anlaşılan. Evet, o benim bir... Helal olsun. Tabii, eşimden dolayı konuşmadık. Onunla benim bir şeyim yoktu. Eşimin ağzının bozukluğundan. Helal olsun valla. O kendi çok iyi bilir beni. Peki niye, aile niye sahip çıkmıyor? Bir kötülük yapmamış ki kadın. İlk eşinden ayrılmış, bir evet. Tane çocuğu varmış, vefat etmiş. Arkasından da 35 senedir aynı adamla evli, iki tane çocuğu var, tarlada, bağda, bahçede çalışıyor. Aile niye Aysel'e karşı tavırlı? Niye çıkmadı tavırları? Çok affedersin, gene özür diliyorum, çok namuslular ya. İlk kocaya kaçtı diye... Ki onun için yani ikinciye vardı ya sahip çıkmadılar. Kendileri verdi yani, ilk kocadan ayrıldı ya. Allah ayrıldığı Allah. İçin kibirlerine yediremedi ailesi. Olabilir, Allah'ın takdiridir bu. Sanki ilk defa bir kocadan ayrılıp ikinci eşle evet. Evlenen kadın var bu hayatta yani. Evet, evet Serap Hanımcığım. O kız ne derse haklıdır. Yardımcı olursanız çok memnun olurum, çok. Canım benim, sen de bir yengene bak, bunca sene sonra abine rağmen, küslüğüne rağmen arıyor. Belki kocayla kötü olmayı bile göze aldı şu anda. Öldü. Olmuştur da. Öldü kardeşim. Ha öldü. Allah rahmet eylesin. Ama bence sen de bir merhaba de ona bir. Bak o bile sahip çıktı yani, kanından canından. Ama iş işten geçtikten değil. Sonra sahip maalesef, çıkılmış bir maalesef. Durum var. Maalesef. Evet. Zamanında sahip çıkılmış olsaydı bu kadar siner, pusar ve kendini bu kadar ezdirir mi? Ezdirmezdi. Ama maalesef. Bir şey söyleyecek misin yengen Aysel Hanım? Ne söyleyeyim, sağ olsun. Allah razı olsun. Aysel. Buyur yenge. Bak içinize düşen 50 yaşında 50 sene oldu. Ben sizin kapınıza vardığımda sen 12-11 yaşındaydın. Bak bunlar bütün gerçek. Beniyle anlaşamadığını, anlaşamadığını... Öteki gelinlerin birini anlatamadın.
Aramıza bir daha bir dedikodu girdi. Ama kimden girdi? Abinden girdi. Abinin ağzını bozukluğundan. Bir. İkincisi biz müdahale etsek de karşı çıktılar. Sen bunu çok iyi biliyorsun Ayşer. Hakkını ara. Haklısın. Evet. Ben bu kadar söyleyeceğim sana. Hakkını ara. Seni ben manavgatlarda hep gelecek oldum yanına. Ama ters tepki vereceğim de gelmedim. Gelemedim. Suçum yoktu. Seninle benim aramda bir sorunum yoktu ki. Ve bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten buyur. Bu dünyayı kadınlar kurtaracak. Yani dünyanın her tarafında bu böyle. Kadın dayanışması. Bazen tam tersi oluyor ya, kadın kadının düşmanı oluyor. Burada ben şunu gördüm. 35 senedir kocası yüzünden görümcesi, sen aslında onun görümcesi oluyorsun. Görümcesiyle konuşmayan bir kadın ama haklı bir durumda çıkıp avaz avaz o haklıdır ve davasını sonuna kadar takip etmelidir. Hatta dedi ki o Ayyaş'tan hakkını ara filan dedi. Böyle iddiaları da oldu. Ama sonuçta ortada gerçekten alın teriyle kazanılmış para. Efendim 53 çeyrek altın, 2 yarım altın, 5 bilezik. O günkü değeriyle 2011 yılında 10 sene önce 75 bin liralık bir ev. Ve fakat koca üzerine yaptırıyor bunu. Bir iki el değiştirtiyor eve. Sonrasında da ikinci evliliğinden olan oğlu Erhan'ın üzerine yapmış. Şimdi tabii ki hepsi belgeli vesaireli. Diyor ki ben o evde oturuyorum. 2017'den beri de boşanma davamız devam ediyor. Çekişmeli boşanma. Ama oğlu her an beni o evden atabilir. Atmakla da zaten tehdit ediyor. Ve babalarının her zaman annelerine geri dönmesini istediler. Ve bunu da adamın kafasına belki soktular. Ve belki de adam şu anda yine ikinci eşinde. Şu anda kendisi 68 yaşında. Evet. Ne yapar böyle adamlar? Genelde artık çaptan düşünce eski karılarına dönerler. Çocuklarının annesine. Ona dönme imkanı yok. Evli çünkü kadın. Üç kadın tane evlendi. Evet. Üç tane çocuğu var. Anladım. O ama zaman kızının lafı yani. Annemle peki babamı bir arada görmek. Peki sen görüşmedin mi? Oğluna demedin mi? Yani önceki eşinden olan çocukla, Erhan'la sen konuşmadın mı? Ya bu benim evim olduğunu sen de biliyorsun. Sen bunu nasıl yaparsın? Ya beni... Bunu sen nasıl alırsın? Baban söylese bile ya bir dakika burada Aysel annemin hakkı var demedin mi i̇şte sen bunu? Demiyorlar. Peki. Cumartesi günü bu konuya kaldığım yerden devam edeceğim. Ekrem Bey'i de dinlemek istiyorum. Erhan'ı dinlemek istiyorum. İkinci evliliğinden olan kızı onu da dinlemek istiyorum. Çünkü onlara bir cevap hakkı doğdu. Senin ortak kızların konuştular. Ve 28 yaşındaki Nilgün'ün de kendi kızı olamayacağı konusunda bir şüphesi olduğunu da dile getirdiniz. Şimdi Serhat konusuna geçeceğim. 13 aydır çocuğunu göremiyor ama sadece konu bu değil Serhat'ta. Serhat'ta bambaşka şeyler var. Nedir? Karısından boşanıyor. Karısı işte Murat isminde bir şahısla birlikteymiş. Şu anda evli değiller henüz. Aynen. Bildiğin kadarıyla ama aynen. Siz boşandınız. Aynen, doğru. Ve asıl önemlisi bu Murat denen şahıs Serhat'ın karısına, eski karısına diyormuş ki sizin bir çocuğunuz oldu ve öldü, rahmetlik oldu ama o çocuğun yaşıyor. Serhat o çocuğu yok etti, kaybetti, 25 bin lira karşılığında sattı. Sattı. 25 bin. 25 bin lira karşılığında aynen. Sattı diye eski eşini zehirlemeye çalışıyormuş. Peki acaba gerçek mi bu? Gerçekten Serhat böyle bir şey de yapmış olabilir mi? Bunu araştırıyoruz ve Serhat konusuna geçiyoruz. Eski eşim kahvaltı ederken üzerime kaynar su döktü. Karımdan şiddet gördüm diyen Serhat çocuğunu istiyor. Bana bir çay mı kahve mi bir şey yapıyorsun? Kettle kaynar su. Kettle aldı direkt üzerine fırlattı. Kaynar suyu. Aynen. Şuralar hepsi zaten yandı. Biz içindeyiz. Allah hani sizin de kaldınız. Serhat. Kimden korkuyor? Neden korkuyorsun gidip çocuğunu almaya? O dönün. Adamın yanına gitmesinin sebebi adam zaten iftira atarak bu eski eşime sahip oldu. Kaybettiği kızı hakkında kan donduran iddia. Ölen kızımı yaşıyor diye iddia ediyor. Bu arada bir evladınızı mı kaybettiniz? Aynen. Halen kızın yaşıyor. Serhat 25 bin lira karşılığında başka bir insana satmış. Bir de ölen çocuğa yaşıyor diyen bir adam çıktı şimdi önümüze. Serhat oğlu Yusuf'a kavuşabilecek mi?
bir aslan. Evet, bence 13 aydır tabii ki 5 yaşındaki çocuğunu görememesi, Yusuf Emre'yi görememesi bir baba için başlı başına bir olay. Buraya gelmesi için bile bir sebep tabii ki de. Ama bunun yanı sıra şöyle bir suçlama var Serhat'la ilgili. Eski eşinin yaşadığı adam Murat diyor ki senin kızın, kız mıydı vefat aynen, eden kızı, bebek? Aynen. Allah rahmet eylesin, melek Allah olmuş zaten o. Senin kızın aslında vefat etmedi. Senin kızını eski kocan 25 bin lira karşılığında sattı. Böyle bir iddia. Bunun üzerine karısı da, eski karısı da buna inanıyormuş. Aynen artık. İnanıyor. Hatta mahkemede ifade vermiş. Onun için sorguya bile gittim. Yani benim eski kocam öldü dediği çocuğumuzu sattı diye. Şimdi elimizde bir ölüm belgesi var. Aynen. Bunu bir koyalım mı ekrana hocam? Koyalım. Bunu bir koyalım Serhat ekrana. Serhat Bey niye efendim öldü? Hocam? Bebeğiniz niye vefat etti? Hocam yani aniden bir sancı oldu. Bunu hastaneye kaldırdık. Evet. Hastanede doktorlar dedi hiçbir şekilde bunu kurtaramayız. Yani sancı. Kaç günlüktü? Yaklaşık 6 ay falandı herhalde. 6 aylıktı. Aynen. Sancı olduğunu nereden anladınız? Sancı kendisi zaten ilk önce bismille kaldırdık. Biz bismille batmadık. Ağlıyor muydu çocuk yani? Sürekli ağlıyor mu? Sancıyı nereden? Yani eski eşim sancı çekiyordu devamlı. Dayanamıyorum. Beni hastaneye götür dedi. İlk önce bismille götürdüm. Bismil fazla ilgilenemedi. Bir eşiniz mi sancı çekiyordu? Bebek hamile, yani bebek karnında mıydı daha? Aynen bebek. 6 aylık hamileyken. Aynen. Evet. Evet. İlk önce bismille götürdük. Bismil hastaneleri fazla devamlı şey yani malzemeleri yani ölü mü doğdu çocuk? Olmadığı için. Nasıl? Çocuk ölü mü doğdu? Yok, ölü olarak doğmadı. Tamam. Bunu sağ olarak dünyaya getirdiler. 6 aylık prematüre geldi. Aynen. Aynı tamam. Zamanda bu çocuğu yani eski eşim hastanede 3 gün kaldı. 3 günden sonra bunu küveze aldılar. Tamam. Devamlı anne sütüyle beslenmesini istediler. Yani eski eşimi eve götürdüm. Bana da her gün sütü düzenli bir şekilde getireceksin dediler. Ben de dedim hiçbir şekilde sıkıntı yok. Birkaç gün götürdüm. Ondan sonra bir gün hastaneden telefon geldi bana. Bana dediler ki kızınız vefat etmiş. Dedim dedi sağ, başını sağ olsun. Dedim teşekkür ederim. Cenazeyi alacak mısınız dedi. Dedim benim yani ciğerinden bir parça nasıl bunu alamayacağım. Hemen annemle birlikte gittim. Bir tane özel akrabamız vardı. Nereye taksiyi çağırdım. Defnettiniz? Şey gittik yani Batman'dan aldık. Oturduğumuz köyde defnettik şu an. Şu anda defnettiğiniz yeri, mezarını kesin olarak biliyorsunuz. Aynen, aynen doğrudur. Peki bu iddialar karşısında Fetika 1 yani mezarın açılması yapılmadı mı? Yok, şöyle hocam. Yani ilk önce zaten biz hastaneye gitmeden önce ben o anda eski kayınvaliden misafirliğe geldi. Eski kayınvaliden misafirliğe geldiği zaman ben cenazeyi almaya gittim ya yoldaydım. Ben dedim bak cenazeyi defnedeceğiz gelecek misiniz? Yok dayanamayız falan filan gelmeyeceğiz hayır, savcılık dedi. Savcılık o mezarı açmadı mı onu yok, diyorum. Yok savcılık ya, ölüm raporu var yani şu an ölüm raporu olmasa. Hayır sonra eşin şikayetçi olmuş ya. Yok şu an herhangi. Sen de sorguya gitmişsin ya. Aynen. Ondan sonra bir kabir açılma işlemi yok. Ya da kararı çıkmadı. Yok herhangi öyle bir peki, şey yok. Sadece ifadeyi verdim. Senin o bebeğinin. Hı? Vefat ettiğinde, gittiğinizde vefat ettiğini sen ve senin kendi annen dışında kimse görmedi. Gördü. Yani, kim gördü? Yani köyün içinde eş, dost, akraba geldi birkaç tane fazla cenaze gelmedi. Cenaze namazı kılındı mı? Efendim? Cenaze namazı kılındı yok, mı? Yok küçük olduğu için şey olur yapmadılar. Olur küçük de olsa bebek yıkanır, cenaze namazı da kılınır. Yani öyle. Sonuçta nefes aldığın canlıdır o artık. Ben başka bir şey soruyorum aslında. Hı? Hastaneden bebeğin vefat ettiğine ilişkin haber geldi ya. Aynen. Senin eski eşin yani bebeğin de annesi. Aynen Hatice. Ben de geleyim demedi mi? Yok. Niye götürmedin onu? Dayanamam dedi. Hiçbir şekilde dayanamam dedi. Yani ben kendi ellerimle ciğerimi yani bu yaşta toprağın altına koydum. Sen koydun aynen. Toprağın altına. Ve sen annenle gittin. Aynen. Yani eski eşinin kendisi dahil olmak üzere aynen. Ailesinden hiç kimse bu bebeğin cansız bedenini dedi. Görmedi. Aynen görmediler. Görmek istemediler. Aynen. O yüzden de şimdi hocam bu da bir ölüm raporu. Yani yani Batman Kadın Doğum Hastanesi'nden. Evet Batman Kadın Devlet Doğum Hastanesi. Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden verilmiş o güne ilişkin bebeğin vefat ettiğine ilişkin 8 yani bunu, 18 8.09.2018 yani 3 sene önce birkaç 6 aylık doğum yapmış
Sonra birkaç gün yaşamış, prematüre olmuş, doğmuş ve kuveze alınmış. Anne sütünü sen evde sağıyordu herhalde, aynen, götürüyordun. Aynen, eczaneden aldığım poşet vardı. Poşetin içine düzenli bir şekilde mikrop bulaşmaması ama hastaneden bir haber geliyor. Bebeğiniz aynen, vefat etti diye. Sen de annen gidiyorsun. Aynen, doğrudur ablam. Yani şimdi doğum belgesine göre, evet, 24 haftalık doğum yapmış. Doğduğunda 580 gram, yani çok düşük, çok doğum ağırlığı. İşte, ve hayatta kalma ihtimali çok düşük. Aynen. Ama şimdi bu ölüm belgesinde belki tabii angarya gibi görebiliyor bazen defin ruhsatı doldurmayı hekim arkadaşlarımız. Yani pek detaylı doldurulmadığı için buradan hani bu sahte midir? Oradaki sadece bir kaşe ele geçirilip basılmış mıdır? Yok o hocam, çok anlaşılmıyor. Size bunu söyleyeceğim. Yani insan, bir insan devletin olduğu hastanede nasıl bir sahte evrak hazırlayabilir ki? Çok basit. Yani orada gibi hekimin kaşesi masasının üstünde durur, muayene masasının. Bunu o kaşeyi bir boş belgeye basarsanız işte olur. Yani onu bir da detay hani, yok burada yani. Onu da bir hekim yapmaz zaten. Ha, hekim yapmıyor bunu. Ha, hekim yapmaz. Yani kötü art niyetli bir çalışan bir şey, birisi neyse para karşılığı işte birilerine vaatte bulunuyorlar ya. İşte çocuk buluruz size, bebek buluruz filan. Asla bunu. Yok, ben şunu hekim ve resmi kişiler yapmaz bunu. Yani şunu belirtmek istiyorum. Zaten her şekilde oğlum, yani vefat eden kızımı kendi ellerimle defnettim. Ben bunu hastaneden aldım. Vefat etmiş olma olasılığı yüksek. Çünkü doğum ağırlığı hakikaten çok düşük. Yani ciddi prematüre doğmuş. Onda bir sıkıntı yok ama bu belgeyi biraz sallapati doldurulmuş diyeyim. Bu belge salla, yani bir şekilde hani doğru olmadığını düşünürsek o zaman hastaneden bir ekspertiz çocuğun sağlıklı bir şekilde teslim edildiğine dair hastane kayıtlarının da i̇şte, olması gerekiyor. Şimdi yani bu sadece şey de olabilir tabii ki. Senin eski eşinin beraberlik yaşadığı adam sizin tanıdığınız hayat, yani hayatınızda olan biri değildi. Değil aynen, doğrudur. Sonradan dolayısıyla bir şey bilmiyor yani. Aslında bilmeden şu an beraberlik yaşadığı kadını eski eşi konusunda dolduruyor. Ve böylece belki 13 aydır göremediği çocuğunun da görmesine engel oluyor. Yani orada bir nifak sokuyor da olabilir ama bilmiyorum. Araştıracağız bu konuyu. Senin bir yengen var. Aynen, doğrudur. Şimdi yengen telefona bağlanacak. Bakalım bize neler anlatacak. Özellikle sizin evliliğinizle ilgili. Gerçekten şimdi bu çocuk aslında hani buraya kadınlar geliyor, eş, erkek şiddeti mağduru. Aslında Serhat iddiasına göre bir kadın şiddetine maruz kalmış bir adam. Yani bir kettle dolusu su, kaynar su üzerine fırlatılmış. Bir sırf gel gel kahvaltın hazır deyip mutfağa çağırıp üzerine kaynar su dökülmüş bir adam. Bunun üzerine tabii iki tane yumruk atıyor filan, olaylar büyüyor. Şimdi Adalet yenge mi? Aynen, Adalet. Adalet Hanım merhaba. Merhaba Selam Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim canım, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, Allah razı olsun. Cümlemizden. Adalet Hanım, nasıl bir evlilikleri vardı Serhat'ın Hatice ile? Serhat Hatice diyemiyorduk. Kübra diye hani hitap ediyorduk adına. Ne diye? Kübra. Kübra diye hitap ediyorduk. Kübra, evet. Kendisine. Yani kimlikte Hatice olarak geçiyor. Genel olarak Kübra ismini. Niye Kübra ediyor ismini kullanıyor? Sevmiyor muymuş adını? Aynen öyle diyordu. Ha, peki, evet. Evet. Kübra. Evlilikleri baştan beri hiç iyi gitmedi Serap Hanım. Bazen şeylere ben de şahit oldum. Ben bir anneyim. Yani yalan yok, itiraf yok. Yani gerçekleri söyleyeceğim size. Yani anlaşmıyordular. Ailede her iki tarafa yapıcı olmuyordular. Kışkırtıyorlardı karı kocayı. Yani ben bunları gördüm, bunları yaşadım. Her seferinde ben defalarca Kübra'yı karşıma alıp konuşuyordum. Bir anne olarak diyordum yapma, eski çıktığıyla konuşuyordu. Aa, öyle Kübra mi? Kübra, evet evet. Konuşuyordu, hatta 3 aylık gebeydi o ara. Sonra ben o köyde ayrıldım. Geçici olarak o köye taşınmıştım. Diyarbakır merkezde oturuyorum. Bunlara şahit oldum. Kübra'yı uyarıyordum. Yapma diye kızım, hani daha yaşın gençtir. Ya zaten Adalet Hanım, zaten 2 yıllık evliliklerinde aynı çatı altında toplasan 6 ay falan aynen, kalmışlar. Doğrudur. Bu 6 ay içinde de telefonla sağda solla, sağla solla konuşup eski erkek arkadaşıyla mı konuşuyordu yani Kübra? Evet, Hatice? Evet. Eski erkek arkadaşıyla konuşuyordu. Diyordu Serhat'ı sevmediniz. Yani soruyordu. Bu olayı da sadece yengeme söyledi. Serhat'la annesi bana...
Serhat'ı sevmiyorum Serhat'ı dedi, evet, öyle mi? Evet, sevmiyorum. Zorla hani... Tabii i̇şte yani. Ben eski çıktığımı seviyorum. Hala seviyorum onu, unutamıyorum. Onları söylüyordu, ağlayarak anlatıyordu bana. Bu bir de hakikaten şiddet görmüş, ağır şiddet görmüş. Yani bu kaynar su dökmeler falan. Bu konuyu yapmalar, jilet atmalar. Ben orada değildim. Ben orada değildim. Evim Diyarbakır'a geçiyorlar. 10 aylığına köye taşındım zaten. Ben geçici olarak tekrar taşındığım yere döndüm. Diyarbakır'a, merkeze döndüm. Ben orayı görmedim. Kaynak suyu hani onun üzerine düşürdün Serhat'ını, ben görmedim. Şahit de olmadım. Hani bir anneyim, evladım da var. Ben bunları tek gördüm, biliyorum. Sadece şu olayı söylesin. Bir olayda kendisi şahit oldu. Fotoğrafları yaktığı gün kendine zarar verdi. Fotoğrafları yakmış ya. Daha o zaman ayrılık falan yok. İlk boşanmayı açtım seferde. O zaman yengemi çağırdım. Dedim gel, yani şahit ol ki böyle bir şey yaptığına. Çünkü her şeyi bu hayatta ne yaparsan yap. Diyorlar ya, kanıtın olmazsa hiçbir şekilde hiçbir şey elde edemezsin. Yengemi çağırdım. Dedim gel bak, işte sıkıntı çıkıyor. İlk önce benle yengem salonda oturuyorduk. Bu çıktı, fotoğrafı yaktı. Sonradan yani olay şey oldu. Ben annem gile gittim. Gece yarısı annemi aramış, annemle konuşmuş. Sabahına bir baktık ki bu kendisine zarar vermiş. O ifadeler de zaten kendi aleyhine verdiği ifadeler de şeyde mevcuttur. Peki bu fotoğrafını yaktı? Evlilik, nişan, düğün, aynen. Onların hepsini. Aynen. Nerede yaktı fotoğrafları? Tüpün üzerinde, tüpü açtı. Hatta evin içerisi de duman bile oldu. Gazın aynen, üzerinde. Aynen. Bu kadın bir tuhaf yani. Ateşi açıyor, fotoğraf aynen. yakıyor, suyu kaynatıyor, senin üzerine döküyor. Aynen, Adalet Hanım, sen de gördün mü bu fotoğraf yakma evet, olayını? Evet, Hanım, onlara da şahit oldum. Aa. Evet, doğrudur. Oradaydı, kavga herhalde, tartışma falan olmuştu. Serhat geldi, kapıyı çaldı, çok yakın oturuyorduk. Dedi yenge koş, dedi gel Kübra mutfağı yaktı dedi, fotoğrafları herhalde ocağı falan yakmış, fotoğrafları üzerine perde alev tutuşmuştu perdeye. Acaba küçük, akıl sağlığı problemi evet, var? Yani, daha önce bekarken tedavi görmüş küçük zaten. Küçük tüpün üzerinde mi yakıyor bunu? Hayır, büyük tüp. Evet. Ocağın üstünde yani. Evet, ocağı açıyor, üstüne fotoğrafları koyuyor. Aynen. Evet, aynı. Sonra perde falan tutuşuyor. Evet, perde falan tutuşmuş. Sonra Serhat'a dedim ki sen çık dedim, gelme dedim. Ben onu sakinleştiririm dedim. Sen git, annenlere ya da dayısı yakın oturuyordu. Dedim sen git, ben onu sakinleştiririm. Gece yarısına kadar benim 5 yaşında da bir oğlum vardı. Ben o gece yanında kaldım. Bir baktım saat 1.30'da vücudunu komple her yerine şey attı. Zarar. Kan içinde, kapının arkasında veriyor. Evet, kendi kendine zarar veriyor. Kendi arkasını jiletle kesmiş, öyle mi? Kol, evet. Bacak. Bacaklarını onda vahim. Yani bu iddiaların karşılığında her türlü bilgi var hocam. Tutulmuş. Her şeye karşı alınım aktır yani. Herhangi bir suçum varsa bedelini o günkü hazırım. Olayla ilgili olarak jandarma, polis bir şey gelip aynen, tutuyor. Aynen, yani. Geldi. Kendi sabah zaten Serap Hanım zaten jandarmaya hani Kübra aradı, şikayetçi oldu. İşte şimdi oraya geleceğim. Adalet Hanım, evet. Şimdi adınız gibi böyle adil bir cevap bekliyorum sizden. Evet, yani bütün evet, bunlar yaşanırken bu kız durup dururken delirip mi yaptı bunları, yoksa Serhat'tan bir şiddet mi gördü, bir kavga vardı, o yüzden durup dururken olabileceğine bütün, inanamıyorum bütün çünkü ana ben. Mesele evlilikten boşanmaya kadar en büyük ana mesele, sen şehire gelmezsen ben seni bırakıp gideceğim. Ama şimdi, bıraksın gitsin. Hayır, yani bu, hamile olduğu halde. Orayı tüpü yakma, o olaylar işte fotoğrafları yakma, sinirlenirsin belki iki fotoğraf yırtarsın da bu bayağı böyle bir cinnet hali, sonra kendine zarar verme. Ve sonra şikayetçi oluyor. Niye şikayetçi oluyor? Senden şikayetçi oluyor. Yani şikayetçi oldu. Kurban oldum Allah'ın işi. Emniyete gidiyor. Kendi aleyhine ifade veriyor. Jilet bile veriyor. Hayır, demiyor ki Serhat yaptı. Yok, bunları hiçbir şekilde, demiyor. Ya aynen. Ya da bana dayak doğru attı. Doğru olanı söylüyor. Sonradan
Sonradan Antep'e gidince ifadeleri değiştiriyor. Oradan neler oluyorsa bilmiyorum. Yani benim yanımdayken her türlü güzel ifade veriyor. Hiçbir şekilde ben yani onunla birlikte mahkemeye bile gitmiyorum. Peki sen mi yaptın, kendi mi yaptı gerçekten? Kendisi yaptı. Efendim Adalet Hanım. Serhat, ben Serhat'a bir şey soracağım. Serhat'la 5 yıldır zaten konuşmuyorum Aynen. 5 yıldır konuşmuyorum. Bizim de ayrı bir meselemiz var. Ben onu karıştırmak istemiyorum Serhat Hanım. Şimdi Serhat'ın da suçu vardı burada. Suçu vardı. Yani bilmiyorum, yaşı küçük olduğu için mi? Yani ailesinin çok gazına geliyordu çocuk. Annesi çok kışkırtıyordu çocuğu. Hani Serhat'ı kışkırtıyordu. Doğru değil mi Serhat? Doğru. Çünkü bu tek taraflı olamaz. Yani bir kişi hep kabahatli, bir kişi melek. Öyle bir şey olmaması lazım zaten. Annesi çok kışkırtıyordu çocuğu, Serhat'ı. Sıkıştırıyordu. Deliyor muydu Serhat peki onu? Bu kışkırtmaların neticesinde ne oluyordu? Ne oluyordu? Serhat da kadının dediğini yapmıyordu. Üzüyordu kadını. Saygı sevgi yani yaptı. Yani her istediğini yapmıyordu. Kadın geliyordu mesela, bazen ağlıyordu. Adalet yenge, ben acım, bana yemek ver. Evine gidiyordum, evet. Evine gidiyordum, her şey vardı. Orada ben gözümle gördüm. Bak dedim ya. Bu iftiraları bile açıyordu yani. İftira etmeyeceğim. Gidiyordu mesela yemek ver, demek gebeydi. Canı istemiyordu. Değişik şeyleri istiyordu herhalde kadın. Bu sefer mesela Serhat'ta mesela söyleyemiyordum. Görümceme de söyleyemiyordum bunu. Kendim evde pişiriyordum, veriyordum kadına, hani üzülüyordum. Bir tarafta yabancıydı. Yani hani Serhat'ın annesi oradaki evdeki yiyecekleri yemesine engel mi oluyordu? Yok. Evet, ona engel oluyordu, evet. Ama dinle bir dakika yani, diyor ki o yiyemediği için onları ben evden yemek götürüyordum. Her şey evimiz olmasına... zaten ayrıydı. Yengemin yanındayken evimiz ayrıydı. Yani ama evde ayrıydı. Oturuyordu Serhat. Biz köyde oturuyorduk. Peki annem evdeki yemekleri niye yiyemesin o zaman Serhat? Nasıl? Sizin ayrı yaşadığınız evdeki yemekleri niye yiyemesin? Yani biz birlikte yaşadığımız zaman bir başkasının yaptığı yemeği hayatta yemezdi. Yok, ben bunu sevmiyorum, kendim yapacağım. Kendi yapabilirdi. Onu da mı yapmıyordu? Yengesinin yemeğini yiyor. Çoğu sefer kendisi de bile yapmıyordu yani. Aç kalma sebebi neydi Adalet Hanım? Tam olarak bana bir daha anlatır mısın bunu? Yani bilmiyorum. Herhalde biraz görümcem tutumludur, biliyor musun? Serhat de hani onları eline bakıyordu. Hayvanları besliyordu. Tabii ki 5 kuruş eline veriyordular çocuğu. Onunla geçimini sağlıyordu çocuk. Yani biraz yoksulluk vardı evlerinde. Yoksulluk yani yoksulluk vardı Serhat. Onu yalan konuşma orada Serhat. Yoksulluk vardı. Ya hamile bir kadın, açım, canım şunu istiyor, yiyemiyorum derse burada bir şey ya, art niyet varken yedirilmiyor ya da yok. İkisinden biri. Ama bütün bunlara rağmen Adalet Hanım 13 aydır çocuğunu görmüyor. Bu da şimdi hak değil yani. Bu da karı koca arasında ne yaşanmışsa yaşanmış. Boşanmışlar, bitmiş olay. Fakat o çocuğu görememesine ne diyorsun sen? Hiçbir çocuk onu hak etmiyor gerçekten. Tabii. Allah kimsenin başına vermesi. Benim evladım da 6 yıldır babasını görmüyor. Aynen doğru. Benim oğlum babasız bir babası var ama yetim gibi çocuğumu büyüttüm, başına durdum. Allah kimsenin başına getirmesin. Ben Kübra'ya da burada sesleniyorum. Ne oluyorsa olsun, o çocuğu baba sevgisine maruz bırakmasın. Bir de bu ilk bebek, vefat eden bebekle ilgili şu an işte Hatice'nin, Kübra'nın her neyse beraber yaşadığı adam, yok o bebek ölmedi, senin eski kocan onu 25 bin liraya sattı falan. Bunlar herhalde yalan dolan değil mi Adalet Hanım? İnan ki Serap Hanım, benim hiçbir bilgim yok. Ben o çocukta bir de haberdar değildim. Hani onları ikinci çocuğu olduğunda görüşmüyordum. Yani haberim yok. O kız çocuğu ilk defa burada duydum hani yayından. Hocam, haberim yoktu. Burada dediğim gibi çok düşük doğum, 580 gram doğduğu için zaten hayatta kalma olasılığı düşük. Doğrudur yani, onda hocam. Bir sıkıntı yok. Doğrudur. Bir de kesin delil var, mezarı belli, yeri belli. Yani çok büyük bir iddia olursa açılır, DNA karşılaştırması yapılır.
Yani o iftira, değil, anlaşılır. İftira karşısında. Ya son bir soru soracağım virgül koymadan önce. Devam edeceğim tabii. Kübra'ya da buradan sesleniyorum. 13 aydır bebeğini göstermemen, çocuğunu daha doğrusu artık 5 yaşında bebek sayılmaz ama yine de o yaşlarda özellikle 1 yıl, 13 ay bunlar çok uzun süreler. Çocukların değişmesi, efendim hafızalarının giderek zayıflaması, unutması açısından çok önemli yaşlar ve bunu bir kere yapmamalısın. Bir son bir soru soracağım. Çok kısa cevap istiyorum. Hı? Yengen dedi ya, bu Hatice dedi eski erkek arkadaşıyla görüşüyordu. Aynen, telefonda. Aynen. Şu an beraber olduğu adam o mu? Yok, o değil. Onlar sadece normal Facebook'ta konuştu. Ben bunu yakaladım dedi, normal şekilde tamam. Konuştum. Ben de sadece yengeme söyledim, fazla konuyu açık bile etmedim. Tamam, ben merak ettim. Kendim merakım için sordum. Yok. Bunu. Şimdi efendim Zühra Sivri, Muğla, 2 ay 6 günlük bir kayıp. 3 çocuk annesi, çocuklar 14-11-7 yaşında. Enteresan olan şu, 7 yaşındaki çocuğunu alıp gidiyor. Niye? Niye sadece o? Aklıma bin türlü şey geliyor. Dedim ya, ben hep artık en kötüsünü düşünmeye kurulmuşum. O yüzden olabilir belki. Zühra Sivri'yi aramak için de Nezahat Hanım stüdyomuzda efendim. Evet. 2 ay önce Muğla'daki evinden terziye gidiyorum diyerek çıktı. Bir daha geri dönmedi. 3 çocuk annesi Zühra Sivri yanına küçük oğlunu alarak nereye gitti? Yarım torunumla kızım kayıp. Teyamasın 13'ünden beri arıyoruz, yok. Zühra'nın patronu neyi saklıyor? Can güvenliklerinden zaten korkuyorum kızım ben. Benim çocuğum birinin elinde mi kimin elinde bilmiyorum. Neden o kıyafeti yanına aldı? Tarlam, tokadım, her şeyim senin için ölürüm kızım. Birazdan. Şimdi Zühra Sivri'nin annesi Nezahat Türkücü stüdyomuzda. Nezahat Hanımcığım, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Kızın tam 66 gündür kayıp. Evet. Ama kaybolduğunda giderken de yanına 3 tane çocuğu var ama 7 yaşındakini alıyor. Diğerlerini almadan gidiyor. Evet. Bu arada 3 çocuğun birden kimliğini alıp gidiyor ama giderken. Bayağı hazırlıklı çanta, valiz, bir şeyler. Niye? Peki sen Harun ve gene tesadüf adı Zühra eşinin, Harun evet. diye birisi, eşi Zühra ve Osman diye birilerinden şüpheleniyor musun? Evet. Soyadlarını söyleme ama bana şunu söyle, neden bu insanlardan şüpheleniyorsun? Harun evli bir adam, onun da karısı Zühra, tamam. tesadüf, bir de Osman. Tamam. Olay Muğla'da. Yer neresi tam olarak? Kadıköy'ünde. Kadıköy'ünde oluyor. Peki niye bunlardan şüpheleniyorsun? Benim adama imza at dediler. Hani baba resmi olduğundan. O da atmak istemedi. Sonra dedi Zühra'nın evinin önünde hani onlara patlıcan toplamaya gidiyor ya. Heh. Zühra'nın evinin önünden dedi imzayı atarsan atmazsan dedi sonra çok pişman olursun dedi. Bu Osman mı dedi bunu? Aa. Harun dedi. Harun dedi. Heye. Ne imzası bu canım? Tarla imzası. Tarlayla ilgili. Şimdi o konuya çok detayına sonra gireriz. Tamam. Şimdi bu olay ne zaman oldu? Bu olay 3 ay oldu. 3 ay oldu. Hani işte gitti 2 ay oldu. Evvel 15 gün sonra da 20 gün sonra da benim Zühre gitti. Götürdü. Siz... O çıktı evden terziye gidiyorsun diye. Tamam. Şimdi bir de arkadaşı var Ankara'da. Bir imza attırılacakmış işte tarla. O konuya sonra gireceğim ama Zühra'nın babasına bu imzayı attırıyorlar. O da atmıyor. Bunun üzerine bu Harun köylünüz mü sizin? Köylüsü. Komşunuz benim mu? Adamın köylüsü. Ha, senin eşinin köylüsü. Zühra ve eşi, onu da Harun ve eşi. Hı. Harun diyor ki çok pişman olacaksın bu imzayı atmadığına diyor. Bu da Zühra'nın kayboluşundan aşağı yukarı 2-3 hafta önce oluyor. 2-3 hafta sonra da Zühra ortadan kayboluyor küçük oğlu Hüseyin'le birlikte. 3 tane çocuğu var. Biri 14 Hamza, 11 Turgut, 7 yaşında da Hüseyin. Zühra'nın eşi de Tunahan. Evet. Zühra 37 yaşında, kocası 39 yaşında. Tunahan ne iş yapıyor? Çarıklı Hamid'in orada mandıracılıkta çalışıyor. Mandırada çalışıyor. Şuhur.
Şoför olarak hem mandırada. Şoför hem orada tamam. Şey mal yönü. Zühra para kazanıyor mu? Bir işi gücü var mı? Yoğdun işte oraya baklıcan toplamaya gittiydin işte onunla. Bağ bahçeye gidiyordun. Evet. Peki. Ev şimdi... hanımıydın esasında öyle de bu sene öyle şuurlanmak için oraya gitti. Gideceğin dedi ama bizim aklımıza öyle bir yer gelmedi. Peki Nezahat Hanımcığım şimdi diyorsun ya bu Harun kocamın memleketlisi olan bir de karısı var onun bir de Osman diyorsun. Osman ot. Verme. Osman diyorsun ya. Ha. Osman evli mi? Bilmeyen evlidir Sağır. Peki ne yapacaklar bunlar? Sen benim diyorsun çocuğumu... onlardan şüpheleniyorum. Senin üç çocuklu kızını, küçük oğlunu da alıp bunlar kaçırmadı herhalde. Ya bunlar ya öteki Ayfer diye kadın önünden kaçan ikisi, hepsinin biri. Şimdi Ayfer kim? Bunu anlat bize. Ayfer Ankara'da duruyor. Bir arkadaşıymış bunu. Nereden arkadaşıymış? İlk bir gittiğinde hani şey var ya. Bir kere gitti. Sıvınma evine gitti evveli. İki sene evveli. O zaman sıvınma evindeyim diye bizi çok aradı. Hani o zaman çor çocuk götürmedi. Hani çok aradı. Anne biz beni hiç düşünmem ben sıvınma evindeyim dedi. O zaman. Şimdi bu gedi gedeli hiç peki, ne anne ne baba değil. Sıvınma evine niye kocası dövüyor muydu? Şiddet mi görüyordu? Niye hayır. Gitti? Bizim bir evveli rahmetli kaynana vardı. Onun yüzünden azıcık psikoloğu bozuldu. Kaynanadan kaçmış. Hani bizim o bakıcı aileye yazıldıydın o zaman. Bakıcı aileye yazıldığında psikoloğu bozuldu bunu. Bir de çok çocuk olurdu. Üç tane ardı ardına olduğundan. Evvel bunun 5-6 sene çor çocuğu olmadıydı. Psikoloğu bozuldu gitti. İşte bir de psikolog kapı kullanıyor bu. Benim çocuğumu altından kaçtılar, üstünden kaçtılar. Nereye götürdüler bilmeyen. Şimdi bundan 2 sene önce yani bu son kayboluşundan 2 sene önce biraz psikolojisi de bozuluyor. Kayınvalide bilmem ne, 3 çocuk vesaire derken. Benim kaynananın hani öldü indi de. Şimdi Allah rahmet eylesin. Hey. Bunu almış o zaman bir kadın sığınma evine gitmiş Zühra. Fakat daha sonra annesini falan aramış. Merak etmeyin ben buradayım vesaire. Orada da anladığım kadarıyla şöyle anladım ben. O sığınma evinde Ayfer diye bir kadınla tanışmış. Evet. Bu Ayfer de Ankara'da yaşıyormuş. Niye? Ve bu sefer kaçtığında diyor bu Harun karısı ve Osman'ın parmağı yoksa bu işte bu Ayfer'in parmağı var diyor. Gitse Ayfer'in yanına gider diyorsun. Az öyle. Ama, üçünden bunların hepsinin işte bunlardan ille biliyor bunların hepsi. Ayfer. Ayfer de biliyor, ötekiler de biliyor. Ötekiler de biliyor. Niye şimdi Harun diyor? Çünkü kocasıyla bir şey yaşamışlar. O zaman Harun demiş ki buna çok pişman olacaksın. Yani pişman olacaksın deyip kızından intikam mı almaya çalışıyor? Ben öyle çalışıyorum. Öyle biliyorum. Peki niye o 3 çocuktan birini alıp gitti sence? Ben de bilmem. Küçük diye mi aldı gitti? Onu küçük bakıma de. İhtiyacı var diye acaba. Mi? Yoksa bambaşka bir sebeple mi? Şimdi benim aklıma acaba işte. Bir sürü şey geliyor tabii ki ama bunları burada dile getirmeyeceğim. Bu şeytan dürtüyor tabii. Beni yani daha doğrusu şu anda. Niye o çocuğu alıp gitti diye. Kocasıyla arası nasıldı? Kocasıyla iyiydi bizim vardığımızda geldikçe. Hiç bize bir öyle demedi ki. Kayınvalide de rahmetli olmuş. Onunla ilgili de bizim artık... analık hani de kendi anası analığı sağ ama analığı hiçbir kelime demez zaten. Analığı babalığı nereye gitti bu diye ağlaşıyorlar. Çocuğum torunum nerede diye ağlar adamlar. Cahil onlar ileri geri bilmeyen. Yani Zühra'nın öz kayınvalide öldükten sonra. Benim analık öldükten sonra. Senin analık mı? Kaynana. Ha. 2 sene hayır, oldu ben şunu soracağım. Torunlarımız diyen kim? Ha? Kendi kaynanası. Onu diyorum işte. Hı. Kayınvalide vefat ediyor. Kayınpeder yeni bir kadınla mı evlendi? Aa, kaynası ölmedi. Sağ. Babalığı sağ. Ama cahiller ileri geri. Kayınvalide öldü. Kendi kayınvalidesi. Nezahat'ın kayınvalidesi. Benim kayınvalidem öldü. Ötekinin kaynası. Zühre'nin kaynası ölmedi. Ya, konumuz değil zaten o. Sen niye onu söyledin ki ben anlamadım. Ama ona bakıyormuş herhalde de. Ona bakıcı aylığında yaşıyordu öldü o. Bakım aylığı alıp ona bakıyormuş. Ha, biraz anladım peki bozulmuş. Tamam şimdi anladım. Ben zannettim kayınvalidesi öldü. Kayınvalideyle hala problem yaşıyor muydu? Benim mi? Onun kaynanasına. Hani hayır. O...
Hiç. O yüzden şeye gitti ya, sığınma evine daha önce. Aa. Gene devam ediyor muydu o anlaşmazlıklar? Çok, analığınla çok iyiydin. Öyle babalığınla, analığınla çok iyiler. Babalık, analık dediğin kayınvalide, kayınpederden bahsediyorsun. Evet. Çünkü ben başka anlarım o zaman. Hani üvey anne, üvey baba gibi anlaşılır ya bazen. Hı. Değil. Üç çocuğu da o büyüttü. Çoğu zaman kaynanası baktı. Allah var. Peki, ben yalan atamam. 66 gün önce... Ne olmuş? Sana nasıl anlattılar? Nasıl gitmiş evden? Kim fark etmiş ilk gittiğini? Bunu iki çocuk vardı evde. Hı. İki çocuk varken evde işte üçü de varmış. Bu eşyalarını evin arkasından atmış evveli. Çocuklar anne nereye gidiyorsun demiş. Terziye varıp geleceksin demiş. Ben demiş. Ondan sonra bir gitmiş. O gidiş. O gidiş. O beklemiş iki çocuk evde annesine. Ha beklemiş. Kocası da zaten şuur olarak dağa koyuna mala gidiyor. Yükleyip geliyor. Annesini beklemişler. Akşam ezanı olmuş. Babası gelmiş. Çocuklar iki çocuk evde kalmış. Ben de teyzem bile getirdim. Ya ila ya bir varan gelen diye. Ertesi gün dönen diye. Akşam zorayı koyduk. Çocuğun biri beni nene dedi Durgutcan. Annem yok. Akşam... Dan beri günüz terziye getirdin, gelmedi dedi. Bize, çocuk. Ben ne ekmek yiyeceğimi bildim, ne dikim atacağımı bildim. İki dikimle öyle kaldım. Yediğim, içtiğim belirsiz oldu. Ben bu iki ayın gözyaşı hiç gece gündüz uykum yanında yok. Yanında ne götürmüş? Peki. Başka ne götürmüş? Kıyafet dışında, telefon. Telefon, iki tane telefonu kimliği vardı. Varmış, çocuk öyle dedi. Evvel ben bir biliyordum, çocuk iki... Şimdi ben sana... Bir soru daha soracağım. Sor. Ondan sonra araştırmaya başlayacağız tabii. Şimdi daha önce gitti ya kadın sığınma evine. Oradan hep aradı dedin hani. Evet. Aradı. Kaçıncı günde aradı mesela? 15 günde. 15 gün sonra aradı. 20 günde aradı. Aradı. Ha. Ama şimdi diyorsun 66 gün geçti. Hiçbir ses çıkmadığı için ben kızımın hayatından endişe ediyorum. Endişeleniyorum. Ve Harun, Osman, Harun'un karısı ya onlar biliyor... Ya o zaman sığınma evinde tanıştığı Aysel biliyor. Ayfer. Ayfer biliyor. Niye küçük çocuğu aldı da diğerlerini bıraktı. Ve 66 gündür yok. Evet ya, güzel de bir kadından bahsediyoruz. Ve 37 yaşında bir kadından bahsediyoruz. İki çocuğunu geride bırakarak ne oldu? Gerçekten annesinin hayatından endişe etmesini gerektirecek bir şey var mı yok mu? Hafta sonu bu konuda derin bir araştırma yapacağız. Şimdi... dün bir yağmurumuz vardı efendim. Yağmur buraya gelmişti, çocuklarımı göremiyorum diye. Çok enteresan çıktı bu yağmur. Hakikaten izleyince size bırakıyorum öncelikle. Hiçbir yorum yapmadan dün yaşananları ekrana getiriyorum. Sonrasındaki yorumlarımız olacak. Efendim kocası bağlanacak, ablası bağlanacak. Ama yağmur gerçekten bizi şoke etti. Hala da atmaya devam ediyor. Tehditleri falan hala sürüyor. Yani sen diyor kaç kişiyle yattın kalktın diyor. O yüzden hani varsa gerçeği ortada, ben yüzleşmek istiyorum. Ben çocuklarımdan 20 gündür ayrıyım. Onları görmek istiyorum ve boşanmak istiyorum bir an önce. Canlı yayında çocuklarımı istiyorum dedi. Yayından sonra ekibimizi şok etti. Gelen bir telefonla her şey değişti. Üç çocuk annesi Yağmur gitti, bambaşka biri geldi. Yayın sonrası kendisine telefon eden Mithat uğruna hem eşinden boşanmaktan hem de çocuklarını almaktan vazgeçti. Bize gerçekten isteyerek mi ulaştın? İsteyerek aradım zaten. Hani istemeseniz ulaşamazdım. Her şey yayın sonrası gelen telefonla başladı. Biz yayından sonra... İstirahat etmen için seni oteline gönderdik ve sen otele gitmek istemedin. Nereye gidecektin Yağmur? Tekirdağ'a gitmek istedim. Kim var Tekirdağ'da? Ya kimsem yok. Sadece Mithat var diye, hani sadece Mithat diyorum. Onun yani şu an bana hani kendi arkadaşımla birlikte, İstanbul'da bir arkadaşım var. İsmini vermek istemiyorum. O arkadaşımla birlikte ilişkisi konuşuyorlar. Bana ev ayarlıyorlar. Yani benim buradan çıkıp direkt hani oraya gitmem gerekiyor. Neden gerekiyor? Bu gerekliliğin sebebi ne? İşte ben orada yaşamak istiyorum. Çocuklarını bir anda unuttu. Çocuklarını almadın, görmedin.
Ne oldu da bir anda çocuklarından vazgeçip gittin? Çocuklarımın acısını gene içime çekerim ben. Onlar da beni büyüyünce elbet gene bir yerde bulurlar. Onlar seni bulsunlar yani, sen evet. Onları değil. Evet, onlar beni elbet bir yerde bulurlar. İyi ya da kötüsünde bulacaklar yani beni. Sen vazgeçtin yani çocuklarımdan. Evet, şu an bulmaktan vazgeçtim. Babasına bırakıyorum şu an. Babasına yaparsa yersin. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu Yağmur, şimdi biz çocuklarına ulaşmıştık zaten akşam saatlerinde Yağmur'un. Babası, yani eski eşine ulaştık, ablasında bir çocuk, onlara ulaştık. Ya Yağmur'un amacı neydi? Buraya çıkma amacı, çocukları olsaydı sonuna kadar kalması gerekirdi. Ben ona bu yayında dedim ki sen yine Mithat'la mı berabersin? Çünkü bir gitmişti ya Mithat'ın yanına. Hayır dedi. İki kere gittim ben onun yanına ama şimdi orada değilim. Meğerse gene Mithat'ın yanındaymış. Bence Mithat'la kavgalıydı. Baru'ya Mithat'la barışmak için çıktı ama bunu söyleyemeyeceği için adamcağız televizyonda görünce çağırdı herhalde. Başka ben anlamadım çocuklarından filan. Vazgeçti bir anda. Zaten gerçekten de iyi ki bu çocukların velayeti falan babaya verilmiş. Evet ya. Yani bu kadar dengesiz davranışlar, dengesiz düşünceleri olan bir ebeveynde çocuklar olmamalı. Kesinlikle. Şimdi ablasında kalıyor bir çocuk. Bir çocuk eski kayınvalidede kalıyor. Bir çocuk babasıyla kalıyor. Bize geliyor ben çocuklarımı görmek istiyorum diye ama başka bir amaç için gelmiş buraya. Şu, işte eşim beni bazı şeylerle suçlamıştı. İşte arkadaşlarıyla vesaireyle sanki bir ilişkim varmış gibi suçlamıştı. Ben onlarla ilgili yüzleşmeye geldim. Hayır, onlarla hiçbir alakam yok ama eşimin en yakın arkadaşını çağırdım ve onunla bir beraberlik yaşadım diyecek kadar böyle çocuktan çok uzak, çok uzak şeyler söyledi. Yani çok uzak şeyler söyledi. Demek ki Yağmur'un amacı farklıymış. Yağmur, biz çocuklarına ulaştık. Sana seni onlara götürecektik, gösterecektik. Amacın neydi anlaşılmadı. Seninle ilgili bize gelen ihbarlar vardı. Ya çok hani mantıklı düşünmez, çok böyle hani salim kafayla düşünmez diye onları haklı çıkardı. Evet. Ne diyorsunuz hocam? Yani bazı kişiliklere, yani bazı kişilere daha doğrusu ebeveynlik sorumluluğu verilmemeli. O duygu yok. Halbuki annelik bir de yani babalıktan da farklı olarak genetik olarak yazılmıştır, kodlanmıştır kadının içine. Belki acaba diyorum hani görüntü itibariyle falan da farklı bir kimliği mi var? Yani bu genetik olarak, genetik anlamda. Yani bilmiyorum yani hocam, anneliğe yani yakışacak bir şey değil bu yapılan. Şunu, çünkü kadınlığa yakışacak bir şey değil. Şunu söyledi yani kapanış cümlesinde dedi ki çocuklarım büyürse beni bulsun, bulur artık dedi yani. Ya düşünebiliyor evet. Musunuz? Vallahi böyle yani çocuklar büyüyünce de bulmak istemez. Çocukken anne şefkatinden ve annelerinden mahrum kalacak. Bunu kabul ederek Mithat'a gidiyor yani. Bence Yağmur hayatını yaşamak istiyor. Evet. Yani işte bugün Mithat ne başka ne hayat istiyorsa işte hayatını yaşamak. O çocukların da kendisine ayak bağı olmamasını istiyor. Yani annelik duygusu sıfır. Yok. Buraya çıkma sebebini hala çözemedim. Yani bizi kullanmaya kalktı bir şey için ama biz tabii ki buna müsaade etmedik. Evet, kayınvalidesi, yani eski kayınvalide, torunların babaannesi, adını vermek istemiyor. Biz de vermeyelim. Efendim, merhabalar. Merhaba. Şimdi Yağmur'u, ya başımıza Yağmur diye bir mesele çıktı dün bir anda. Her şey tamam burada konuşulurken Yağmur ben çocukları da istemiyorum, Mithat'a gidiyorum dedi, gitti. Bir de Yağmur'u sizden dinleyelim. Gelininizdi ya. O yüzden dinlemek istiyorum. Üç çocuğu, torununuzun annesi. Evet. Serap Hanım bak beni dinle. Ben de konuşayım. Hadi konuş canım. Dün sen benim oğluma dedin ki dün o nasıl koca dedin, o nasıl eş dedin, o nasıl sana işkence yapar dedin. Benim oğlum böyle bir insan değil, değil. Siz benim oğlumu bir tanımadınız. Bir tanısanız bu bir... Ben bir konuşuyorum. Kurban Bayramı'ndan bir hafta sonra gitti oğlumun 5-6 milyar parasını, kredi kartını aldı, Tekirdağ'ında gidi geldi. Hı. Ondan sonra 10 gün sonra oğlum bunu gel dedi, çocuk hasta dedi, çocuk okula gidecek ya, büyük çocuğu var. Yine geldi, yine oğlumun 800-900 lirasını aldı geldi 3 gün önce. İstanbul'da çocuğu almaya gidiyorum demiş, yine Tekirdağ'ına gitti o paralarına. Evet. İşte bu böyle yaptı, benim oğlumu suçluyor, benim oğlum aldatmaz, benim oğlum içki içmez.
Aha gördünüz. Bazı kaçtı gitti suçlandığını bildi. Vallahi ben şimdi size hak verdim şu anda yani. İşte ekranda işte röportajı yayınladık. Çocuklarımdan vazgeçtim. Ben MİTAD'a gideceğim dedi. E çocukların umurunda değilse buraya niye geliyorsun? Senin amacın ne? Yok efendim işte eski eşim beni suçluyordu. Eve getirdiği işte bekar arkadaşlarıyla münasebetim olduğunu söylüyordu. Ben onlarla yüzleşmeye geldim. Arkasından o beni aldatmış. Onu duyunca ben de onun en yakın arkadaşını aradım. Böyle bir şey yaşandı falan gibi. Böyle ya biraz şey var mı? Hayır, problem var mı? Pisodo, yok, pisodo hermafroditizm tam ya şimdi dönmedi. Selim öyle bir Hanım, şey vardır. Oğlum, yani bir dakika, bazen anne canım, karnında bir dakika. Anne karnında o bebek gelişirken işte çeşitli hormonlarla yani cinsiyet genetik olarak belirleniyor ama dış genetik yani dış görünüş fenotip hani dış cinsiyet diyeyim o hormonlarla belirlenebiliyor. İç cinsiyeti tamamen erkek olduğu halde dış görünüşü kadın olabilen insanlar oluyor. Acaba öyle mi? Yani çünkü android yani bir erkeksi çok erkeksi bir görünüşü de var hanımefendi. Ama bunun yanı sıra... Ve annelik duygusu sıfır hiç kodlanmamış. Yani peki bir şey söyleyeceğim size. Şimdi ayrılar filan ama bir aradayken yani çocuklarıyla da yaşarken yine böyle miydi? Çocuklara karşı sevgisi, ilgisi nasıldı? Yoktu. Çocuklara karşı ilgisi, sevgisi yoktu. 10 kere gitti bu 10 kere. Tekirdağ'a 2 gidiyor ya gayle hırsızlar var. Evden kararı alıp gidiyordu. Alıp gidiyordu oğlanın parasını. Biz bunları söylemek istemiyor. Gayle ondan da oğlum boşanacak. Bitti. Çocukları ne yapmış giderken üstünden kapıyı kilitlemiş. Ben ekmek almaya gidiyorum demiş. Oğlum işe gitmiş. 3'e kadar çocuklar parklarda gezmiş. Oğlum gelmiş de 3'te parktan toplamış çocukları da buradan ben vardım küçüğü ben aldım. İkisini de Ankara'ya saldı benim oğlum. Bir dakika, bir dakika efendim. Yağmur hattaymış şu anda. Yağmur merhaba. Merhaba. Ne oldu Yağmur? Niye geldin? Niye gittin sen? Yüzsüz yüzü yok. Ben şu an Tekirdağ kapaklı değilim. Ben şu an Ankara'dayım. Arkadaşlar biletini nereye kestik biz onun? Ben bileti iptal ettim. Tekirdağ'a kestik. Biz biletini Tekirdağ'a kesmişiz ve sen otobüse de bindirmişiz. Niye doğruları söylemiyorsun? Ben hayır otobüse binmedim. İsterseniz bankanıza bakabilirsiniz. Ben bileti iptal ettirdim ben. Hayır öyle bir şey olmamış. Ettiremezsin. Ettirsen bizim bilgi şeyimize düşer. Sistemimize düşer. Düştü zaten. Düşmedi. Düşmedi. Yağmur yalan dolansın ya. Yalan söylemiyorum. Gerçeği söylüyorum. Ya hatta bize yanında... ne? İstersen Tekirdağ'a git. İstersen Ankara'ya git. Konu o değil ama yalan söylüyorsun. Bileti Tekirdağ'a kesiliyor. Biz bütün konuklarımızı ellerimizle otobüse bindiriyoruz. İptal etsen bile sisteme düşüyor. Yeni bilet yani böyle bir şey yokken niye yalan dolan yapıyorsun? Ablacığım bak gerçekten yalan... Hayır veyahut da Tekirdağ'a gideceğini niye bize söyledin de sonradan fikir değiştirdin Ankara'ya gittin. Hayır MİTAD'a gideceğim diyorsun yani. Röportajda. Tekirdağ'a gideceğim diyorsun. Bak şimdi Tekirdağ'a gideceğim dedim ama ben Tekirdağ otobüse de binmiş bu arada. Tabii. Binmedim hayır binmedim otobüse binmedim. Şu anda sen MİTAD'da evli, MİTAD evli onu korumaya çalışıyorsun. İki, kayınvalidenin söyledikleri doğruysa bu paralar... Alınıp Tekirdağ'a hayır, gidildiyse o hayır. Adama para yediriyorsun sen. Hayır, para yediriyorsun. Ben de para yedirmiyorum. Sahtekar! Kredi kartlarını kullanmadın mı? Bak gerçekten şu an kaynana... Araştırsın. Serap Hanım beni kolunuzun. Araştır kredi kartlarını çekmedin mi? Yağmur. Para kolunu aran. Yağmur sen... Bize dürüst davranmadın. Bir kere ben onu biliyorum. Diğerleri konusunda şüpheli olabilirim ama bize dürüst davranmadığın konusunu net biliyorum. Hem bu seyahatle ilgili hem de burada çocuğum falan deyip ben ama aslında onun arkadaşlarıyla bir bağım olmadı. Onu açıklamaya geldim deyip arkasından ben MİTAD'a gideceğim deyip çocukları da istemiyorum. Ben MİTAD'a gideceğim. Onlar beni büyüyünce bulur. Niye bizi uğraştırıyorsun kardeşim o zaman? Ya ben size... Siz onu yayına niye alıyorsunuz? Biz alırız. Biz güven üzerine kurulu bizim şeyimiz, öyle tesis ediyoruz ve bu kadının çocukları, biri sende, biri efendim kendi ablasında, biri babada,
çocuğunu göremeyen bir anne ise ve bunu araştırdık, doğru, evet çocuklar oralarda göremiyor. Biz böyle bir mağdur anneyi alırız buraya. Daha babayı, 3 gün önce babayı geldi. Babayı da alırız. Çocuğunun yandan geldi. 3 gün önce geldi. Ya o zaman hayal dünyasında yaşıyorsun herhalde Yağmur. Ha? Ha? Yok, hayır, bildim. Hayır, bildim. Bak, 3 gün önce bildim. Geldi. Tekirdağ'a biletine bak. Neye bakın. 800-900 eline para aldı da geldi. Benim şu an nerede olduğum önemli değil. Benim çocuğum burada. Gel göreceksin. Bir dakika. Çocuğu almaya gidiyorum demiş. 800-900 lira evden para almış. Tekirdağ'a gitmiş. Çocuk burada. Geleydi götüreydi ya çocuğunu. Kimse ilgilendirmiyor ki. Benim nerede olduğum kimse ilgilendirmiyor ki. Madem Mert gibi oğlum var. Boşasın o zaman beni. Boşanacağım. Bittim. Bittim. Boşanacağım. Dönüşüm yok. Dönüşüm yok. Bittim. Bittim. Sen bir daha o eve gidemeyeceğim. Bittim. Sen bittim. Ya bir dakika. Kayınvalideye bir saniye. Bir saniye. Herkes tamam. Birden konuşmasın. Yağmur hala nikahlı bir kadın olarak bir parça da olsa bir mahcubiyet duymuyor musun? Ben o ada oraya gidiyorum. Ya, buraya gidiyorum. Bak, ortada yokum. Yok Tekirdağ diyorum. Ankara'ya gidiyorum. Ondan sonra çocuklarımı göremedim diyorum. Geliyorum evet. Buraya. İşte kocamın en yakın arkadaşını aradım. Geldi anlar. Falan. Hiç mahcubiyet duymuyor musun Yağmur? Ben her zaman hatalarımla arkasında kaldım ama hiç kimse hatamı kabul etmiyor. Bacısına suç atıyor. Bacım çocuğunu görsetmiyor diyor. Yani. Gitmiyor ki sen çocuk görmeye. Tek tek konuşalım. Alalım sesini kaynağı. Pavyonlarda falan gidiyor yani. Ben biliyorum yani. Alkol içiyor, pavyona gidiyor. Kadın kıza geziyor yani. Sen ne yapıyorsun? Evinde mi oturuyorsun? Ben sen evinde oturuyorum yani. Ben nerede gidiyorum? Oturuyorsun ya? Çocuklarının biri orada, biri orada, biri orada. Sen sanki kocan geziyor, sen evde oturup bir çocuk bakıyormuş gibi anlatıyorsun. Senin nerede olduğun belli değil. Sen de geziyorsun. Ben o zaman o senelerde o zaman evdeydim ablacığım. Ben bir yere gitmezdim, etmezdim. Ben kendime üst baş bile almazdım ya. Kendisi biliyor. Kaynanamın kendisi biliyor ya. Sen kocanın... Neden yalan söylüyorsunuz ya? Sen kocanın en yakın arkadaşını arayıp gel dedin mi demedin mi? O yani... arkadaş müsveddesi de kalkıp geldi mi gelmedi mi kardeşim benim için bitmiştir olay. Ama ben hala 3 çocuk annesi bir kadın olarak çocuklarını göremeyen bir anne gözüyle bakmaya çalıştım sana. Ama verdiğin röportaj o şeyi de bitirdi. Ben çocuklarımı istemiyorum beni büyüyünce bulurlar. Seni bulup ne yapacaklar çocuklar ya? En anneye ihtiyaçları olduğu zamanda anne sağda solda gezip de çocuğunu görmüyorsa... Programa çıkıp başka bir mağdurun da hakkını alıp buraya çıkıp çocuğunu görmeye kadar beklemiyorsan ben o çocukların yerinde olsam bir daha dönüp bakmam sana ya. Ben 18-20 yaşıma geldikten sonra ne yapacağım ki seni zaten? Ya zaten ben görmek istedim zaten. Kaç sefer görmek istedim. Ama bana göstermedi çocuğu. Mithat'ın bana... kaç tane çocuğu var? 2 tane çocuğu var. Yani oranın da yuvasını yıkıyorsun ya da sarsıyorsun bir taraftan. Orada da 2 tane çocuk var. Mağdur etme ihtimalin çok yüksek. Ve ondan sonra diyorsun ki kocam da beni zamanında gidiyordu evden bilmem ne. Evet, evet. Başka adamı bulmadan da gitmiyorsunuz ama maşallah. Bu kadar hani beni bırakıyordu gidiyordu o kadın bu kadın. 3 tane çocuk ama illa internetten falan birini bulup o zaman aklınız başınıza geliyor. He, ben burada eziyet çekiyorum gideyim. O yaptı ben de yapayım. Hatta en yakın arkadaşıyla görüşeyim falan. Bunları yapmaya aklınız eriyor. 3 tane çocuğa oturup bakmıyorsunuz ama. Niye dünyaya getiriyorsunuz onu da anlamış değilim ama. Senin annen telefonda. Öz anne. Alo. Efendim. Sen bu büyük kızında ya şeyin Neriman Hanımcığım. Efendim. Yağmur'un bir çocuğu senin büyük kızda ya ablasında ya. Evet evet. Yani demek ki senin damat aslında sana... Ailene, baldızına güvenen bir adam. Çocuğunu getirmiş, teslim etmiş. Heh, sen evet. Bize Yağmur'u anlat. Yağmur'un durumu ne? Yağmur'un durumu açıkçası bunun psikolojisi bozuk. Ben bunu doğdu doğalı psikiyatride götürdüm. Ya, doğdu doğalı. Doktorlara götürdüm. Raporlarım da elimde. Ama kaç kere öyle kaçtı gitti buldum getirdim. Ama eve koydum. Durmadı. Getirdiğim an kaçtı. Çocuklarına sahip çıkmadı. Çocukları benim elime doğdu. Bir gün süt vermedik çocuklarına. Bu daha nasıl anne, nasıl bu böyle ben anne görmedim. Beni karalıyor, oraya çıkıyor, yani. Beni karalıyor. Hani
Ben ona analık yapmadıysam, atalık yapmadıysam, o iyi bir insanı değilse oturup da evlatlarını sokaklara atmasaydı, o anne olsaydı çocuklarına. Bir şey söyleyeyim mi? Eğer evladınızı doğduğu günden bu yana psikolojik sorunları var doktorlara götürüyorsanız, evet, lütfen evlenmesine engel olun, evet, arkadaş. Ben engel olun. Ben oldum biri kardeşim, ben oldum, beni anlamadı, dinlemedi, ben eve koydum, gittiği yerlerden kaç tane gittim getirdim. Burada kızınızın psikolojisinden çok genetiğiyle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Yani doğumdan kaynaklanan, siz de dediniz zaten. Yani değiştiremez, onun kimliği bu. Anlatın o zaman ne durumda, yani çocukluğu nasıldı, ev kadınlığı, anneliği, anlat sen, içini bir dök bize. Vallahi içi gücü bunun kocaydı, derdi kocaydı. Neyse gitti, oraya gitti, buraya gitti, buldum getirdim, en son bu İstanbul'a gitti. Buldum, gittim ben evleneceğim dedi. Onlar da istediler, gittim nikahını kendim kıydırdım elimine. Onun parası. Kadınızı aldırayım dedim. Getirdim evime. Düğünü yaptım. Yuvasını kurdum. Eniştesi, ablası eşyalarını aldı. Yuvasını kurduk. Düğünü yaptık. Bize böyle yaptı. Eşyalarını evde koydu. Yaşayana gitti. Ben burada durmak istemiyorum dedi. Oraya gitti. Çocuk oldu. Çocuğu doğdu. Hadi anne ben doğum yapıyorum, yanıma gel. Gittim, çocuk elime doğdu. Kızım dedim bir daha çocuk yapma sen dedim. Yok dedi, ben sana iddia doğuracağım dedi. Ben sana iddia doğuracağım dedi. Tuttu bir daha doğurdu. Ona yine o zaman dedim kızım yapma. Yok. Yine doğurdu. En son doktorlara yalvardım. Kordonlarını bağlattırdım. Peki kocası nasıl bir adam Ergin? İspat etmeye çalışıyor sadece. Kocası ilk önceleri iyiydi. Ama bu böyle yaptığı için kocası da son zaman o da alkola düştü. Sorunları çıktı, yapmam etmeyin, evleri kötüydü, gittim evlerini yaptırdım. Güzelce oturun, kapısını penceresini yaptırdım, taktım, dünyanın parasını yatırdım, verdim. Çocuklarıyla huzurlu otursunlar dedim. Gene oturmadılar. Erman ben Hanım, daha buna nasıl atalık yapayım? Ne zamandır Yağmur'u yüz yüze görmüyorsun? Yağmur'u bir senedir yüz yüze görmüyorum. Çocukları gidiyor, getiriyor kocası, bana atıyor çocuklarını, ben bakıyorum. Geliyor ondan sonra jandarmayla, polisle benim kapıma geliyor. Annem benim çocuklarımı bana vermiyor, bana göstermiyor. Ama atıp giderken niye demiyordu, ben çocuklarımı atıp gidiyorum, kimse bakmıyor. Annem bakıyor bu çocuklarıma diye, niye demiyor? Halbuki doğru düzgün gelse, eve girse, sen gösterirsin zaten. Bak, kızım dedim bak gel, geçinemiyorsan dedim. Gel şuradan el tutayım, çocukların başında dur dedim. Kiramı yardım edeyim, çocuklarına yardım edeyim dedim. Onu da kabul etmedi. Ben ne yapayım ben bunu? Peki sen yine de evladın, bir senedir görmüyorsun. Özlüyor musun Yağmur'u? Beni analıktan reddetti. Ölürsen ölüme gelmem dedi. Birkaç suyuma muhtaç olacaksın diyor bana. Ben buna ne yapayım ben bunu? Yağmur niye çıktı? Sen benim annem değilsin diyor. Sen benim üvey annemsin diyor. Gittiği yere beni hep anne demedi bana. Hep üvey annem, o benim dedi. Yağmur. Yağmur. Daha ne yapayım ben buna? Yağmur. Efendim, evet, annenin söylediklerini duydun. Yani öz annen senin, o da. Niye sağda, evet, solda üvey annenin diyorsun? Onu anlamadım bir. İki, diyor ki gelse doğru düzgün, ben zaten çocuklar bende olduğunda kalır, gösteririm. Sahiden sen bu programa niye çıktın Yağmur? Asıl neydi senin amacın? Yağmur. Duyuyor musun beni? Asıl amacın neydi bu programa çıkmaktaki? Ben boşanmak istiyorum. Ben bir an önce boşanmak istiyorum. Bir tek derdim bu. Anlaşma olsun ya da anlaşmak. Burası olsun. Adliye mi yavrucuğum? Burası adliye mi? Biz mi boşayacağız seni? Bunun için gelinir mi ben boşanmak istiyorum diye? Çocuklar için geldin. Ben göremiyorum, bana göstermiyorlar. Ablam da biri kocam da biri, annem de neyse işte kayınvalidem de falan. Biz burada adliye miyiz yani? Seni nasıl boşayalım biz? Tamam, boşamak istemiyorsanız o zaman resmimi bana yayından kaldırın o zaman. Tamam mı? Beni sen... artık tamam, ben kendi kendime ettim ama artık Mithat'ın ismi geçmesin yayında. Sen lütfen söylüyorsun. Ha, sen canın isteyince kaldırın. Sen canın isteyince imza verip fotoğrafım yayınlanabilir, röportajım yayınlanabilir, taraflar bağlanabilir. Hakkımda şunu, her şeyi
imzayı at buraya. Ondan sonra canın isteyince ben Mithat'a gidiyorum de git. Sonra Mithat şeye annene, annenle ilgili de çünkü o benim annem değil işte ben onu reddettim. Eşin vesaire onlara cevap hakkı da olsun. Ama siz onu konuştun. Öyle bir şey yok maalesef. Öyle bir şey yok. Senin buradaki tüm iddialarına o insanlar cevap vermeli. Vermek onlara cevap hakkı doğuyor çünkü. Bir daha da bilinçli gelin buraya, bilinçli. Ne istiyorsanız onun için gelin. Bu ne ya? Ondan sonra işte röportajın elimizde. Yarın bir gün kocam bunu bile mahkemede kullansın. Ben çocuklarımı istemiyorum. Dedin mi demedin mi? Delil burada aleyhine. Yağmur Hanım cin olmadan adam çarpmaya kalkmış. Öyle ben anlaşılıyor. Ben böyle bir şey duymadım. Ama hocam biz varız. Mithat aradı onu. Dedi ki sen rezil oldun orada dedi. Mithat da zaten evli bir adam. Bir tane evli bir kadın. 3 tane çocuk darmandağım filan. Böyle saçma sapan bir hayat. Biz çocuğunu göstereceğiz. Benimkiler koşuşturuyorlar, buluyorlar, ediyorlar. Ben Mithat'a gideceğim. Çocuklar beni bulur. Bulmaz, merak etme. Ne yapacaklar seni bulup? Evet, şimdi muhabirimiz Murat Sönmez biliyorsunuz Eskişehir'de Emniyet Müdürlüğü önünde. Bugün 15 gündür kayıp olan Salih ile ilgili bir gelişme var mı yok mu onu bekliyoruz. Salih konusuna bugün kısaca bir değinelim istiyorum. Kırmızı elbisesiyle evden çıkalı tam 15 gün oldu. Ailesi genç kızın hayatından endişe ediyor. Tüm Türkiye 20 yaşındaki Salih'den gelecek haberi bekliyor. Üçüncü ifadesi 5 saat dedi. O bize çok ters geliyor. Biz onu 5'inde hiç bırakmayacağız. Arkadaşım dedikleri neden konuşmuyor? Fotoğraftakilerin pek çoğu aslında bu işin aslını biliyorlar. Yani Muhammed, Koray, Tamara... Bu üçgende. Yanına gittiyse o gittiği kişi Koray mı? Bizi tanıklar niye Muhammed'i işaret ediyor? Sarhoş kızları birer birer odasına götürmüş. Kızlar kendilerinde değilken kızlarla sırayla ilişkiye girmiş. Bu işin altından ne çıkacak? Her şey başta güzeldi. Sonradan Muhammed'den gelen sık sık arama ve mesajlardan sonra rahatsızlık seviyesine gelmiş. Ya kız şu anda hayatta mı? Değil mi? Yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Onu öğrenmek istiyoruz. Yani bir an önce bize yardımcı olun. 20 yaşındaki Salih cinayete mi kurban gitti? Birazdan. Salih'in yorgun ve üzgün ve çaresiz ve umutsuz annesi Leyla Hanım stüdyoda, kuzeni Hasan stüdyoda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani hoş geldiniz demeye bile bazen konuklarıma hakikaten çekiniyorum yani. Hoş gelmedikleri o kadar belli ki. Şimdi Eskişehir'e bir gidelim. Muhabirimiz Murat Sönmez Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önündeki bekleyişini sürdürüyor. Her an acaba bir gelişme olur mu diye kalbimiz pırpır açık söylemek gerekirse. Murat'cığım merhaba. İyi günler Serap Hanım. Teşekkür ederim Murat. Seni dinliyoruz canım. Evet, Serap Hanım, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği kırmızı kız Salih'in gizemli kaybının üzerinden tam bugün 15 gün geçti. Ve 15 gün önce 2 Eylül tarihinde Salih ailesiyle yaşadığı evden arkadaşı Muhammed'le buluşmak üzere çıktı. Ve tüm ok işaretleri şüphe götürmez bir şekilde şunu söyleyebiliriz ki saat 15.30 sularında Muhammed'le birlikte Muhammed'in yaşadığı apartman dairesine gitti ve ondan sonrası yok ve Salih'den ondan sonra hiçbir şekilde haber alınamadı ve 15 gündür Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gece gündüz demeden Salih'in bulunması için yaşıyor mu yaşamıyor mu, yaşıyorsa nerede, eğer başına kötü bir şey geldiyse kim bu kötü şeyi getirdi, tüm bu soruların cevabı için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel ekip gece gündüz demeden çalışmalarını yürütüyor. Tabii bu çalışmalar kapsamında Muhammed'in yaşadığı apartman dairesinde ve yine apartmanda çok titiz bir çalışma yürütüldü. Bunların en başında luminol arama dediğimiz kan arama çalışması yapıldı. Yine evde çok titiz bir çalışma yürütüldü. Köpek araması da dahil olmak üzere, koku köpeği dahil olmak üzere apartman daire ve apartman çevresinde bunların tamamı yapıldı. Tabii alınan örnekler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi, kriminal laboratuvarına gönderildi. Tabii buradan gelecek sonuçlar belki de Salih'in başına ne geldi sorusuna cevap olacak. Belki de soruşturmanın yönü bu saatten sonra çok değişecek diyebiliriz. O yüzden bizler de gözümüz kulağımız Eskişehir Emniyeti'nde ve gelecek sonuçlar doğrultusunda Salih'in, kırmızılı kızımız Salih'in başına ne geldi
Bu sorunun cevabını bulmak üzere bizler de gerçeğin peşinde ekip olarak Eskişehir'de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şunu diyebiliriz. Aslında çok hareketli bir hafta sonu olacak diyebiliriz. Bizler de bu çalışmaları çok yakından takip ediyoruz. Salih'in başına ne geldi? Tüm bu soruların cevabı kriminalden gelecek sonuçlarda. Teşekkür ederim Murat. Evet, kriminalden gelecek sonuç babadan alınan kan örneği ve Muhammed'in evinde yapılan aramalarda ne bulunduğuyla ilişkili olacak. Ben bir şeyi de merak ediyorum açıkçası. Biz hep kırmızılı kız olarak konuştuk. Zaten basında da o şekilde yer alıyor. O yürüyüş anını getirirsek ekrana, Muhammed ifadesinde şunu söyledi. Dedi ki, bana geldiğinde o siyah üzerindeki yoktu. Bunu bir yere çöpe atmayacağına göre üzerindekini belki çıkardı ve elinde işte çantasına bağladı, girdi. Ben şunu merak ediyorum mesela. Emniyet o evde çalışma yaparken böyle siyah gömlek bir şeye rastladı mı? Siyah bir gömleğe rastladı mı? Çünkü dediği şu, 5-6 saat boyunca benim evimdeydi. Bir beraberlikte yaşadık, birlikte olduk. Bu siyah gömlek nerede? Mesela bana geldiğinde dedi, kırmızı içindeki askılı elbisesiyle geldi dedi. Emniyet kim bilir neler buldu o evde? Bunu öğreneceğiz. Hasan, yeni bir şey duydun mu? Yeni bir şey biliyor musun? Şu an için yeni bir şey bilmiyoruz. İnşallah bugün sonuçlar. Bugün çıksa bizim içimiz daha iyi olur. Çünkü sabrımız buraya kadar bitti artık. Sabrınız. Bugüne kadar bitti yani. Leyla Hanım ekran gerisinde ne durumda, nasıl? Çok kötü durumda zaten. Öyle mi? Aynen. Şu anda sabırsız bekliyor zaten. Yani anneyi böyle hani soğukkanlı burada görüyorsunuz ama büyük acı çekiyor. Büyük merak içerisinde ve giderek umudunun tükendiğini arkadaşlarıma söylüyormuş. Tabii bir anne için çok büyük bir imtihan. İnşallah hafta sonu bir gelişmeler bekliyoruz efendim. En azından kriminalden DNA ile ilgili gelecek sonuçları bekliyoruz. Sevgili seyirciler, bir haftayı daha geride bıraktık efendim. Evet, iki günlük bir hafta sonu tatili var önümüzde. Pazartesi günü yine sağlıkla ekran başında buluşmak üzere. Hafta sonunda da her şey gönlünüzce olsun, güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü 13.15'te Star ekranlarında buluşalım efendim. O güne kadar kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere iyi bakın, sizi seviyorum efendim. Allah'a ısmarladık.